Merhaba sevgili seyirciler, Beyaz Transfer'e hoş geldiniz. Transfer'de yine yoğun bir gündem var. Quaresma, Robben, Mario Gomez derken hepsini konuşacağız. Sıcak gelişmeler var. Ama programımızın başında Kadir geceniz mübarek olsun diyoruz ve programımıza bu şekilde başlıyoruz. Yine Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı ve Tolga Alparslan'la aynı kadroyla, dev bir kadroyla karşınızdayız. Şu anda gördüğüm kadarıyla Abdülkerim Durmaz biraz üzgün, sıkıntılı. Hayda. Hocam sıkıntınızın sebebi nedir? Ben bir tahminde bulunayım mı? Yani bugün neyse Fenerbahçe transfer yapamadı galiba. Biraz üzgünüm, üzgünüm. Galiba. Galiba. Resmen milletle dalga geçiyorsunuz. Bak bunun sonu kötü olur. Yok bugün transfer yapamadık. Diğer 17 kulüp sürekli küçümseniyor. Paramız çok bizim, biz zenginiz. Doğru. Bakın. Bu 1'e karşı 17'yi bu sene bütün Anadolu bir araya gelerek yine Fenerbahçe şampiyon yaptı. Anga operasyonu başladı. Yine Anadolu başladı bir araya gelecek, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptırmayacak. Bak, çok güzel bir itiraf görüyor musun? Bak çok güzel itiraf ediyor. Kardeşim, yani Anadolu, Galatasaray, Malatasaray hepsi el ele verecek diyor. Fener'i şampiyon yaptırmayacağız diyor. İşte görüyor musun? Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Benim sıkıntım Onurcuğum, her gün alıştık. Bir gün Nani geliyor, bir gün Van Persie geliyor. Bugün boş geçince böyle biraz ama üzgün, bugün de flash bir iddia var. Tabii iddiaları geçeceğiz ama önce bir hatırlatma yapalım. Saat 23.30'a kadar sürecek Beyaz Transfer. Ardından Beyaz Futbol tatilde yine müthiş bir bölümle karşınızda olacak. Ben hemen Ahmet Çakar'a dönmek istiyorum. Hocam, Robben iddiası var bugün. Van Persie'den sonra bir başka dünya yıldızı Hollandalı. Yani Fenerbahçe'de ardı arkası kesilmiyor bu iddiaları. Hayırlı olsun, alabilirlerse çok iyi. Ona da bir 60 milyon falan euro versinler. 70 versinler. Verirsen gelir. Tabii. 60-70 tamam. Versinler. Eğer Robben kariyerini hani Türkiye'de devam ettirmek isterse. Eğer bir son... Robben Türkiye'ye yakışmaz mı? Nasıl? Yakışmaz. O da mı ben çıkmıyor? Şu anda bana göre. O da mı çıkma? Yok, o ben bana göre şu anda dünyanın 3 numaralı futbolcusu. Messi ve Ronaldo'dan sonra. Güzel. Yaşı var hocam. Sen ya sevmezsin. Tamam. Ama hayır 60 milyon verin diyor. Yaşı var. Sevmezsin sen. Bak. Ha. Hocam artık futbolda 35 yaşlı biliyor musun? Neydi? Artık futbolda eskisi gibi 31-32 yaşlı değil. 35. Tabii 36 ya, yaşlı. Ya kardeşim ya. Bugün sohbet ediyorduk. Herkes diyor ki ben Van Persie'ye futbolcu değil dedim. Hayır. Yok evet değil. Van Persie'nin kariyerini, kariyerini reddetmek futbol cahilliğidir. Ben doğru. Şunu söylüyorum. Bir, 32 yaşında bir adam geçmişi kariyeri ne kadar güçlü olursa olsun Manchester'dan Türkiye'ye geliyorsa bu Manchester'ın çıkmasıdır. İki, ha Van Persie'nin elinde şeyi olur, bonservisi olur. Dersin ki sana yılda 3 milyon euro vereyim ama takım şampiyon olsa 1 milyon euro daha vereyim. O mantıklı. Şampiyonlar Ligi'nden çıkarsak bir daha vereyim. Hı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynarsak 10 milyon euro vereyim. Bunda altına imza atarım. Şimdi benim gördüğüm ama sıfır bonservis. O zaman sıfır onlar sıfır bonservis. Bu Gunter gibi, Gunter'in gelişi gibi. Şimdi bugün buraya Van Persie Türkiye'ye söylüyorum. Türkiye'ye niye geldi? Para için geldi. Şey için geldi. Bir de 2016'ya gitmek için. Para. 2016'da da Hollanda. Hem Podolski'de hocam, ya hocam. Hem Van Persie şöyle bir avantajımız var. Şimdi Katar olsa bunlar gitmezdi. Çünkü Katar Avrupa dışı bir ülke. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirler. Ve ikisi de Euro 2016'ya gitmek istiyor. Biri Hollanda ile biri Almanya ile, doğru mu? Doğru. Ve kendilerini göstermezlerse de gitmeme ihtimalleri var. Bu biraz şeye benziyor geçmişte. Stefan Kuntz vardı. 33 yaşında Beşiktaş'a geldi. Evet. Alman gol kralıydı. Çok formdaydı ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için gelmişti. Evet. Hatırlarsın. Biraz ona benziyor. Aynen. Sonra hocam, da Beşiktaş'tan ayrıldığı yaz sezonunda da yine iyi bir Almanya ile dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu. Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonu. Onurcuğum, yani futbolcular birden bir yerden bir yere giderken ilk amaç paradır zaten. Tabii bunun ya. Bunun Van Persie'si var mı? Bilal Kısa Akhisar'dan Galatasaray'a niye geldi? Kardeşim bak, Bilal Ahmer mi? Akhisar'da oynuyordu. Bak şimdi oynayamayacak. Durmaz. Para için geldi adam. Bilal Ahmer mi? Yaşı 30. Bilal Ahmer için mi oynuyor? Aynen öyle. Para için geldi. Tabii para için gelecek. Profesyonel bunlar ya. Evet. Bu arada Van Persie bugün sağlık kontrolünden geçti. Gerekli görüşmeler yine kulüp yetkilileriyle yapıldı. Ve yarın saat 18'de Robin Van Persie imzayı atacak. Tolga Alparslan'ın dün bir iddiası vardı. Bu futbolculara ödenecek maaşlar nerede, niye kapa bildirilmiyor diye. Yarını bekleyelim demiştik. Yine herhangi bir net bir bildirim yok. Nani de açıklanmadı ki. Açıklanmayacak, açıklamıyor. Fenerbahçe önemli kararı alıyor. Ben diyor açıklamıyorum. Ben sadece de vereceğim bonservis parasını söylerim ki bence onu da doğru söylemiyor.
Van Persie'ye verilen para 6,5 milyon euro değil. Ne abicim adam? Senin şu an söylediğin gerçekse Fenerbahçe gerçek. Bir suç işlemektedir. Kamuoyu aydınlatma platformunda yanlış bilir mi? Her hali usulsüzlük gereği Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Şube topuk yaylasını basmalıdır. Yok ben öyle demiyorum. Onu demeye getirdim. Türk Silahlı Kuvvetleri topuk yaylasını bombalamalıdır hatta. Valla yetmedi. Emniyet bassın. Türk Silahlı Kuvvetleri de topuk yaylasını bombalamalıdır. Suç diyor ya. Senin de gönlü yerine gelsin. Aziz Yıldırım gitmesin. Ben öyle demiyorum. Ben şu an Fenerbahçe yönetimine el koymuştur desene ne dersin? Ben şunu söylüyorum. Kamuoyu aydınlatma platformuna gönderilen bilgilerle yanlış alakalı. Yanlış diyorsun deminden beri. Şimdi ben tek bakın çok dur. Basit. Ben yatırımcıyım. Evet. Bravo. Velev ki. Fenerbahçe hissesi almaya karar verdim. Tamam. Okudum. Dediler ki yazıyor ki orada Van Persie 6,5 milyon euro. Sana gerçekçi ulan gelmiyor. Ulan deli para. Yani çok basit, çok ucuz bir para. Seneye bunu elini öpene 12-13 milyon euroya satar. Benim hissesini aldığım firma değer kazanır. Kesin kazanır. Ben o zaman para kazanmış olurum. Benim aldığım hissenin değeri hocam artar diye düşünüyorum. Hocam yorumlasın bunu. Onun bir borsacı dostu vardı. Kimin? Galatasaray'ı doğradılardı beraber. Ya, Ahmet Çakar'ı. Şimdi, hatırlıyor musun Onur? Burada evet, ben aslında şunu Hakan söylemek istiyorum. Bence Fenerbahçe usulsüz bir şey yapmıyor. Yapmayacağını tahmin ama bak, ediyorum. Bir dakika Tolga. Yapmayacağını tahmin ediyorum. Tolga Alparslan çelişkisi. Diyorsun ki. Ben diyorsun uluslararası futbol piyasasını bilen adamım. Hakikaten de öyledir. Tolga Alpas'ın hepimiz tanırız. Uluslararası futbol piyasasını bilen bir adam olarak 6,5 milyon bonservis yanlış bilgi ya da yalan bilgi. Evet o zaman, kesin eminim o. O zaman eminsen. Ona mantık kesin Aristo mantığı bak hocam sever. Şimdi, Ahmet hocam sever. Aristo hocam. Mantığına göre 6,5 milyon euro rakamı yanlış ise Fenerbahçe... Borsa İstanbul'u kamuoyu aydınlatma platformu yanlış bilgilendirmedir. Şimdi, bu hayır, çok eksik, ağır suçtur. Hayır. Yanlış değil. Bilgilendirmiyor. 6,5 diyor. Şimdi, Abdülkerim hocam top oynamıştır. İçimize tek top oynayan da o. Evet. Diyelim ki bir takımdan alacağı var. Bu sene kalırsa 13 milyon euro garanti parası var. 7 de oynamak için alacak 20 milyon euro. Şimdi Abdülkerim hocam bırakıp da 20 milyon euroyu 6,5 milyon euroya gelir mi buraya? Üşütmüş olması lazım. Kafadan gayrimüsellem olması lazım. Mümkün değil. Ama bazı pozisyonlarda meblağ bu kadar büyük olunca düşünür insan da. Ya, 13. Ama bazı cevabı şey, çok açık. Bazı şeylerde... Ahmet Hocam ne diyor? Cevabı çok açık. Bazen kağıt üzerinde, Fenerbahçe'nin kasasından bonservis 6,5 milyon euro çıkmış olabilir ama Van Persie'ye arada kimse sponsor veya bravo. Abi statüsündeki adam şahsi servetinden vermiştir. Bu da yasa dışı değil. Başkan Ali Koç vermiş olabilir. Bilmiyoruz ama onu da bilmiyoruz. Açıklasınlar. Sov'da mesela yaptılar. Sov'da kardeşim açık açık konuşalım. Biz şimdi burada izleyicilere uydurmayalım. O dönem psikolojik olarak da çökmüş olan Fenerbahçe'ye hasta bir Fenerbahçeli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı. Devreye girdi. Feriş Şahenk, Nihat Özdemir, o bu para topladılar. Fenerbahçe cephesinden, Fenerbahçe bütçesinden ayrı alındı. Geçmişte de şu an yurt dışında yaşayan bir medya patronu Mario Jardel'i almıştı mesela Galatasaray'a. Doğru. O da Galatasaray bütçesinin dışında alındı. Bu olabilir. Aynen bu da meşrudur. Gayet meşrudur. Hı. Ama ya bunu da bildirilmesi gerekir. Bildirilmesi desin ki Van Persie'yi bize evet. Şey aldı. Yalnız ben bilmem tam bu konuda bir iş adamı aldı. Yapmadım, sormadım alması da. Lazım. Yani bütün bu onlar. Ben çünkü futbolun muhasebe kısmında evet, değiliz. Yani bu kısımla benim tabii, hiç ilgilendiğim bir kısım değil. Hı-hı. Ben sağ içine bakan bir insanım. Fakat şöyle bir şey kulak misafiri olmuştum. Dün sen mi demiştin Tolga? Belli bir ücrete kadar olanları tabii. Bildiriyor, bildirmiyor diye. Galiba öyle bir ama, şey var. Ama öyle bir kanun, ama kanun değil. 4,5 milyon euro'nun üzerine. Hayır bakın yani geçen öyle, sene. Öyle bir şey hayır, var geçen ama tam sene, bilmiyorum onun için bir şey söylemeyeyim. Yani. Yanlış kapa bir şey açıkladığı rakam onu da yaz. Evet kapa için. Kapa açıkladığı rakam doğru. Yazda, kapa açıkladığı rakam çok önemli değil ki. Beyler evet. Paranın üzerine duruyorsun. Neyse zaten hocam, imza. Bir dakika resmen hocam. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üst örtbas ediyor. Yapma hocam sana imzayı mı yapayım? Ya bak bu akşam gördüğünüzde ben neyi örtbas ediyorum evladım? Peki yanlış bilgilendirilmesi önemsiz bir konu mu sence bu? Koskoca Fenerbahçe Kulübü etik koskoca borsa olayında böyle işte bir hata yapmaz. Yapmaz. Her şey rahmanidir, meşrudur. O zaman ben yanlış tartışıyorum. Ya ben o zaman yanlış biliyorum. Hayır kardeşim belki birisi cebinde bir şey var. Bakın, söylenesinler bakın hocam. Açıklama var. 2014 yılı rakamlarına göre Fenerbahçe Kulübü bonservis bedeli 8,8 milyon euroyu geçmeyen, yıllık garanti ve maç başı toplamları da 4,4 milyon euroyu geçmeyen transferlerini kapa bildirmeme kararı aldı. Bunun da adı önemlilik kararı.
Bu gayet net. Bununla ilgili 4.5'tan düşüğünü bildirmeyebilir. Evet. O borsa kanununa uygun. Ama yani 4.5'tan üstünü bildirmesi lazım. Ama bir şey söyleyeceğim. 8.8 milyon euronun altında kalıyor. Hayır 4.5'un altı, 4.5'un üstünü bildirmesi peki, lazım. Peki bu neyse. Konuyu Fantörsü imzayı attıktan sonra zaten bu konuşulur. Konular yine konuşulur. Yarın mı? Bugüne damga vuran bir olay vardı. Havalimanında dün çok enteresan bir görüntü ortaya çıkmış. Bugün gazetelerde de hepimiz gördük. Hollandalı futbolcunun lakabı Van Persie'nin uçan Hollandalı biliyorsunuz. İşte bir uçan taraftar Ahmet Hocam bu fotoğraf bugün çok konuşuldu. Uçan Hollandalı ile birlikte uçan bir Fenerbahçe taraftarı artık onun taklidini mi yaptı onu görebilmek için öne doğru mu atladı nasıl değerlendiriyorsunuz bu fotoğrafı? Çok garip bir ülkeyiz ya. Ben de hakikaten mesela Avrupalı ünlü bir futbolcu olmuş olsaydım 30-32'den sonra buraya. Tam kıymaya gelirdim. Tamam para. Uçan var. Şimdi bu Van Persie sokağa falan çıkamaz. Evet. Her şey. Kırmızı halı. Eto şeylerle önünde, geziyor. Korumalarla geziyor. Yedi önünde. Yemediği arkasında. Ama Eto'nun Antalya'ya gelmesi ya, büyük şey olaydı. Büyük olaydı. Yazık. Bence yazık. Başarılı. Yazık. Türkiye futbolunu Avrupa'nın Katar'ı yaptık. Anzi Makaşkura takımında. Bilir misiniz? Anzi Makaşkura diye bir takım. Anzi Makaşkura. Makaşkura evet. Türkçesi de Mokaşkale falan okunuyor. Bir Rus bir takım. Oligarkın evet. Takımı. Rus bir çakal parayı götürmüş. Eski KGB'li açık konuşuyorum. Çökmüş bir yere. 30-40 milyar doları var. Demiş ki Ertem ne haber ya? Gönseli çok beyazmış ya. Şimdi ey kamera. Bir tane Rus oligark çöktü. Aldı. Kaç para dedi? 300, 500, 800. Bu Eto daha önce bu Anzi Moğaçkale'ye geldi. Yıllık 18 milyon euro verdi hocam. Rus 50 de verir. Eto'ya. Hatta 18 milyon. Para yerden fışkırıyor. Ne oldu sonra Anzi? Şeydi. Sıkıldı adam bıraktı Anzi çöktü. Tamam hocam. Müslüman bir Rus oligark. Kardeşim bak Anzi Moğaçkale mi ne söyleyemiyoruz bile. Ondan bahsediyorsunuz. 18 milyon. Kardeşim rahat olun. Burası Fenerbahçe. Dünya kulübünden bahsediyoruz ya. Ya Eto Anzi Moğaçkale kim ya? Anzi Moğaçkale'ymiş. Moğaçkale'ymiş. Amatör kulüp bunlar devrilir gider Fenerbahçe. Türkiye yıkamadı. Dünyada yıkamaz Fenerbahçe'yi. Dünya yıkamaz. Ne oluyor Fenerbahçe? Dünya yıkamaz. Fenerbahçe dünya kulübü mü? Ne dünya kulübü var ya? Fenerbahçe dünya kulübüdür. Lafım yok. 30 milyon taraftarıyla büyük bir dünya kulübüdür Fenerbahçe. New York'ta, Chicago'da Fenerbahçe'yi bilen bir kişi bunu getirin bak. Yok ne diyor? Hayır. Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor. Abdülkerim Durmaz kardeşimle aynı fikirdeyim. Bravo hocam. 30 milyon taraftar. Fenerbahçe futbolla ilgilenen her dünya vatandaşı duyar, evet. Bilir. Futbolla ilgiliyiz. River Plate'i tanır mıyız? Tanıyoruz. Boca Juniors tanır mıyız? Evet hocam, evet, tanırız. Ta Arjantin'de. Tabii, tanırız hocam. Sao Paulo'yu tanır mıyız? Tanırız hocam. Santos'u tanır mıyız? Tanırız hocam. Bunlar dünya kulübü. Bravo hocam. Brezilya'daki şeyde adam da Fenerbahçe'yi tanır, Galatasaray'ı tanır, Beşiktaş'ı tanır. Tanır. Bizim büyük Kayseri Spor'u başlasınlar. Bir dakika. Bu bravo. Sene Antalya'yı da tanıyacak. Bravo. Helal olsun Antalya'ya. Bravo. Antalya zaten turizmde önemli bir şehir. Bir şey Antalya'da olacağım. Yalnız ben bir şey söylemek yalnız, istiyorum. Bir dakika. Bize ben hocam... Abdülkerim Durmaz'a önemli bir şey söyleyeceğim. Evet, sen söyleyeceğim madem dünya kulübüysen. Evet hocam dünya kulübüyüz. Premier Lig'in çıkma oyuncularına 30-40 milyon euro vererek. Yani ben çıkmayacağım. Dünyanın şu an nasıl çıkacağım? Van Persie'yi maymun yaptın ya. Olmaz hocam. Siz beni üzüyorsunuz bu mübarek gece kadar. Ama hocam bir sene çok farklı geldin hocam. Niye? Seninle bu sene ilişkimiz değişebilir ya. De harika sen de ilişkimiz ya. Abdülkerim Durmaz Van Persie maymun yaptı. Üç ya abi. Hocam bir şey söylemek istiyorum Galatasaray'a. Dünyanın yaşayan en büyük. Uçan Fenerbahçe. Uçan taraftarı bir kere daha verelim arkadaşlar. Bir de bakın bize. Sabri vardı uçan adam biliyor musun? Bize Van Persie kadar kariyeri olan. Hatta uçan Sabri vardı evet. Gökşen Havaalanı'na inip hayda, özel uçakla cebindeki pasaportu çıkarttığı an Türk polisin önüne veren en kariyerli dünya futbolcusu kimdir? Yemişim Van Persie. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ya git Allah'ın evet. 3 numara. Tamam.
Kariyer Roberto, bana Roberto göre, Carlos. Bak, ben burada bir tartışma açıyorum. Roberto Carlos. Yıldız dediğin ya 9 ya 10 numaradır kardeşim. Aa, ayrı bir şey. Onu sağ bekten yıldız olmaz. İkinci de Hacı'dır. Roberto Carlos'tan daha ünlü. Bu ülkeye Guti geldi mi Guti? Guti geldi mi? Bravo Tolga. Guti'nin kariyeri. 5 şampiyon. 3 şampiyonlar ligi. Hacı'yı kıyaslamayı. 5 İspanya ligi. 2 tane dünya şampiyon. Dünya kulüpler kupası filan sayıyorum. Sonra bitmez. Guti geldi ne oldu? Belediye otobüsü size 76 promille dalıverdi. Hocam bir dakika, evet. Guti'nin... Yanlış mı? Yanlış mı? Hocam bel altına inme. İnme hocam. Guti'yle ilgili falan bir video yiyeyim abi. Guti'yle ilgili bel altına inme. Alkolü içti, arabanın altına gir diyorum. Neden? Bir ara bir şey vardı ya, böyle kollara geçiyor. Ama doğru. Abicim ben... Ondan bahsetmiyor hocam. Ya. Ben altı mevzusundan bahsetmiyorum. Ortaköy'de içkiyi fazla kaçırıyor bir gece. Evet. Ters yola giriyor. Bir belediye otobüsünün altına kalıyor. Amatör ölebilirdi. O konuda amatör zayıf. Şey zayıf. İçkisi zayıf. Bel altı ile ne alakası var bunun? Rasim bir ara bel altı mel altı dedi de hani bir dedikodular vardı ondan. Ondan bahsetmiyor hocam. Beni işe yoramaz. Ben şeye bakarım. Ya bu ortalığı karıştıracak. Bu savaş çıkaracak. Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Hocama katılıyorum ama şimdi bakın. Biz Galatasaray'da Drogba gibi müthiş bir oyuncu geldi. Didier Drogba da dünya tarihinin geçmiş futbolcusu, futbol tarihine. Tabii canım. Böyle bir rezil manzara yaşamadık biz. Şuna bak. Nasıl ya? Bu ne ya? Ya bu Snyder geldi. Snyder gibi bir espri işte. Daha kötü. Uçakla başladı. Gelindi. Uçağın içinde şampanya kadehleri havalarda. Onun da başka türlü kendine göre eleştirilecek yanları var. Ya hocam burada seyirciler zevkli. Ya buna bir şey demiyorum ya. Gayet normal, esprili bir şey ya. Peki, belki bir dakika, adam bir de, sabridir. Bir de bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın da şimdi ben Fenerbahçe'yi eleştiriyorum ama Van Persie ile öyle Guti, Muti kıyaslanmaz. Guti içinde bulunduğu takımlar çok kariyerli oldu ama Guti hiçbir zaman büyük star değildi. Aynen. Hatta Real Madrid'in son dönemlerinde neydi? Ama Guti de 31 yaşında gelseydi 2000 yılında Galatasaray UEFA'yı aldığında mesela Capone vardı, hatırlıyor musun? O da şimdi Capone de diyecek ki benim kariyerimde UEFA var, Süper Kupa var. Capone dediğin vasat bir oyuncuydu. Bu sohbeti, yani abartmayalım yani. Bu sohbet çok anlamsız bir sohbet. Bence öyle. Gider yapmaya başladı. Bence öyle. Havadan sudan et yalmasın ha. Taşıra taşıra. Bin can veda bir tek dostuma. Anlamsız da şuradan kaynaklanıyor. Yine Kıbrıs'a gitti. Bu iş aslında çok matematik bir iş. Eğer Van Persie sahaya çıkıp bu sene 25 gollerin üzerinde gol atarsa. Sen iddiaya girdik. 27'nin üstü. 25 dedim. 27 dedim. 25 dedim. Takım elbise. Tamam. Tamam. Takım elbise. Tamam, biraz serin gel. 25. 20'dir ya. 25 çok. Eğer 25'ler civarı gol atarsa. 25 hocam diyeceksin. En son adam çıkmaydı ama. Adam çıkmaydı ama. Geldi başarılı. Öleceksin değil mi? Ya bir de anlamadığım bir şey var. Türk benim her dediğim. Çıkacak diye bir kural yok. Çıkmadıklar ortada. Bir. Abi senin dediğine göre bu ülke ders şey oluyor. Bir dakika. Bir. İki. 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 Benim dediğim de bu, bizim adım bu, bana göre böyle. Benim görüşlerime başta sen, sonra Apo hocam, sonra Rasip, milyonlarca Fenerli Galatasaraylı katılmayabilirsiniz. Tabii. Ha, ben zannediyor musunuz ki Van Persie başarısı olacak, öyle bir şey demiyorum. Tabii. Keşke 25 değil 55 gol atsa. Keşke keşke Van Persie'li Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi finalini alsa. Ya hocamın bir ben üzüleceğim sen diyorsun. Ya sen niye üzülüyorsun ya? Hocam başarı olamadın peki. Hocamın futbolu... Ya olabilir. Hocam, ben hocama saygı duyuyorum. Şöyle saygı duyuyorum. Hocamın futbolu ayırt etmiyor. Bak Fener Galatasaray'a ayırt etmiyor. Drogba'ya da karşı çıktı. Drogba'ya da karşı çıkmıştı. Snyder'e de çıkmıştı bu rakamlara falan. Doğru. Hocanın futbolu böyle bir bakışı var. O zaman bir soru sorayım. Sosyal medyada da şimdi çok soru geliyor Abdülkerim hocam. Ama ben evet canım. Drogba mı Van Persie mi? Hangisi daha büyük yıldız? Tartışmasız Drogba'dır. Tartışmasız Robin Van Persie. Olur mu abi? Drogba'nın şampiyon Şampiyonlar Ligi finali var bildiğim kadarıyla. Hatta aynı Drogba. Chelsea'de oynar. Tartışmasız Drogba'dır. Hayır abi, Drogba'dır. Niye Drogba'dır? Hocam fil dişi sahili milli takımıyla bir başarı yok. Adamın Hollanda'da ya adam fil dişi sahili zaten. Fil dişi ne yapacak ki zaten? Öyle konuşuyorsunuz. Ya fil dişi ne yapabilir ya? O yüzden böyle oluyor. Adamın diyor Messi'yi bile eleştiriyorlar. Efendim Arjantin'i dünya şampiyonu yapamamış mı? Ya Messi. Öyle eleştiriyorlar adamı. Messi büyük oyuncudur. Yaşayan en büyük Messi. Dünya kupalarında Hollanda milli takımını... Ya Hollanda'ya beni de koysam ben de dünya kupası final elde ederim. Yanlış bir tartışma. Bakın Drogba ile Van Persie arasında çok ince bir bakış açısına göre ince bir çizgi vardır. İkisi de dünya yıldızıdır. Ha Drogba'nın aklıma ne geliyor Drogba deyince? Bir şey yoktu Drogba. Bayern Münih Chelsea. Hayır, Bayern Münih Chelsea dakika 86 ön direkte aynen kafayı vurdu. Maç uzatmaya gitti. Evet. Uzatmada çok da maçı kupayı mı? Chelsea kazandı. Başında onun da o vasıfsız bir antrenör vardı. Sonra adı Di Matteo.
Evet. Roberto Di Matteo. Şimdi orada maçı uzatmaya evet. götüren Drogba. Ama Van Persie'de ne oldu? Van Persie'de Hollanda Dünya Kupası finalinde kaybetti. Güney Afrika'da. Ama ona bakarsan da o sene esas yıldız Snyder'di. 2010'u hatırlarsanız gol kralı olan Snyder'di. Peki onu da tartışalım. Snyder mi Van Persie mi? Şimdi aynı bölgede değiller. Ama Snyder'di. Kesin Snyder'di. Şimdi bak şu an. Şöyle bak. Bir dakika yine yanlış. Farklı mevkilerin oyuncularını kıyaslayamazsın. Bey hocam şöyle kıyaslayayım. Kariyerlerini kıyaslayalım. Snyder. Bakın bir dakika. Kariyeri şunu ayırtalım. Aynı yerlerde oynadı. Oynadığı takımların başarısı bence kariyer değildir. Şöyle bakmak gerekir. Mesela Hollanda milli takımını 2010'da finale getiren adam kimdir? Snyder'dir. Snyder. Tıpkı 86'da Maradona gibi. Snyder 2010'da top yapmıştı. Sonra biraz düştü. Düşünce bize geldi işte 2013'te. Ama Snyder bunu başarmıştır. Drogba dediğin adam efsanedir. Yani John Rambo neyse, Phil Sahili gibi büyük bir tane geri kalmış bu ülkeden çıkmış. Ya, bir dakika. Abartma, ya geri kalmış Phil Sahili'nden. Tamam, ve Drogba bakın ben abartma. O zaman çok istedim. Galatasaray'ın parası bitmişti. Keşke bir sene daha uzatsalardı. O Drogba gitti. İşte hocam ya çıkma çakma dedi. Chelsea'de gitti. Yine gitti. Chelsea'de gitti. Yedek oturdu. Konuşuyor. Oynadığı maçlar için kaçtır ya. Maç kazanmadı. Hiç be abicim. Bırakın yedek adam sonra. Drogba'nın kariyeri daha mı çıkmadı? Yalnız şimdi ırkçılık yapacağım. Irkçılık. Adama 31 yaşında yaşlı diyorsun. Drogba 40 yaşında. Ağzına yapma. Dişi yok Drogba'nın ağzında. Diş kalmamış. Şimdi pozitif ırkçılık yapmak istiyorum. Zenciler yok hocam yok. Pozitif ırkçılık. Her kim ki biraz sonra söyleyeceğim ülkelerden Türkiye'ye gelmiş. Çok disiplinli, ahlaklı ve takımı için her şeyi yapmış oyunculardır. Örnek mi? İskandinavlar, Danimarka, tabii. Norveç. Hepsi iyi oynamıştır. Efendim, gel bu tarafa. Hollanda. Bu ya, ülkeler, Almanya oynam. Büyük oranda. Bana bu oynam. Ülkeler gelen oyuncuların hepsi insanlardır. Çok ahlaklı çıktılar. Evet. Şimdi bak Hök, Fenerbahçe. Evet. Süper. Futbolcu olarak da adam olarak da. Güneyden gelen vardı sol bek. Şeyde oynayan Norveç'te sonra Avrupa şampiyonu oldu. Olsen. Yonsen. Beşiktaş'ta oynayan. Ha. Bir de Olsen vardı. Trabzon'da. Evet. Ben 20 sene önceden bahsediyorum. Evet. Van Hooydonk, Hollandalı Kuyt, o da disiplinli. Bunlar Kuyt. Aile yaşantısı. Hangi futbolcu ki? Böyle zaman zaman eski Balkanlardan. Güney Avrupa'dan. Güney Amerika'dan. Afrika. Geldiği vakit arıza çıkar. Ben bir tane Hollandalı'nın Türkiye'de, bir tane Danimarkalı'nın, İskandinav ülkeli oyuncunun arıza çıkarttığını, profesyonel yaşamadığını, ahlaksız olduğunu hatırlamıyorum. Ya da bir Alman'ın, Fink vardı, Ernst vardı, Beşiktaş'ta. Hepsi kapasiteli olanında oynadı. Aynen. Mesela şimdi abi en büyük Hollanda, Schneider. Oynuyor. Kuyt. Çok mu oynadı? Büyük mü oynadı? Hayır. Ama iyi niyetliydi. Hocalar şimdi buradan öyle. Ne çıkartıyorum? Ondan çok iyi altyapı alıyorlar. Buradan ne çıkartıyorum? Van Persie'nin Türkiye'de Fenerbahçe'ye yakışır şekilde kendine bakacağını, yaşayacağına inanıyorum. Oynar. Zaten aile yaşantısı falan da örnek. Nani için aynı şeyi düşünmüyorum. Çünkü bildiğim Nani seviyormuş. Nani. Neyi seviyormuş? İçki. Geceleri aile. Dolaşmayı. Futbolcu tabii ki gece dolaşacak ama her şey ifrada kaçmama bir ölçüsü vardır. Nani için ayrı garantiyi konuşamam kendi adıma konuşuyorum. Evet. Zaten siz konuşabilir misiniz? Beşiktaş yeniden Korezma'yı alıyor. Korezma'nın Türkiye'ye şimdi bu sezon kedi gibi mi olacağını zannediyorsunuz? Korezma'nın ne biçim bu kağıtları var? Guti geldi masalardan kaldıramadı. Şimdi İspanyol. Güney Avrupa'da bu disiplin sorunu var. Hele İtalyan almayacaksın. Bak şimdi Terenao'yu aldılar inşallah yamulmazlar. Prandelli açık bir yan kesiciydi. Geldi herif. Sırf yan kesicilik yapmak için. Amaç bu. Tık indirdi gitti. Hakikaten hocama kadar ama Drogba da bakın. Fildiş sahilinden çıkıyor. Onun için Drogba'ya. Evet, işte, Drogba çok daha büyük bir iştir. Drogba'nın geldiği. Nani hocam dünkü görüntüler bunlar. İşte hocamın dediği çıktı. Hocamın dediği çıktı. İsmini vermeyeyim. Bir kafede Boğaz'da dün gece. Başladı işte. Hacı Mekke'de. Yani, burada alkol falan veriyor. Hacı Mekke'de. Efendim. Adamlar yiyip içmesinler. Başka bir dakikada bulur. Hocam yiyip içmesinler mi anlamadım. Ya, camide mi yaşasınlar? Şey nasıl olacak? Adamlar kafeye gitmişler. Ne yapmış? Nargile içtiği söyleniyor. Nargile içtiği söyleniyor. Dönemiştir adam. İçemezler. Bak şimdi. Orada. Caner'i severim ama bu nargile ayakları, margile ayakları, gece işlerini falan. Şimdi bak zaten yaklaşırlar. Yaklaşır bak. Caner'le Nani arasında bir yakınlaşma olmuş. Ne güzel. Bu nargileden türemiş. Alemlerden türemiş de olabilir. Bak niye ben Van Persie için hiçbir şekilde Fenerbahçe sıkıntı yaşamayacak diyorum profesyonel yaşam açısından. Yani şöyle görmeyeceksiniz Van Persie'yi maçtan iki gece önce Perşembe akşamı gece saat 2'de bilmem ne adlı gece kulübünden
hafif çakır keyif çıktığını görmeyeceksiniz. Ama nani için aynı şeyi söylüyorum. Her altı göreceksin. Halt mat demiyorum oğlum, sen bu akşam tam troll oldun yavrum. Hocam sen yol açıyorsun, sen yol veriyorsun. Sen yol veriyorsun. Ne yapıyorsun, ağzına biber misin? Ya hocam bismillahirrahmanirrahim. İstanbul'a gelmiş yani, adam kafeteryaya gitmiş. Kafayı kendine verip bir kilo kalmıyor. Çay kahvesi. Fenerbahçe oyuncu almış. Dünya yıldızı Ali'yi almış. Bize bak Allah aşkına. Bu akşam öyle gelmeden. Sıkıntı başladı. Sıkıntı başladı. Şimdi Caner bildiğim kadarıyla. Onur Yıldız Kınar. Evlat. Onur Yıldız Kınar. Buyurun hocam. Ne diyorum? Karaköy'e gitti bana. Şimdi bu Caner'in bir nargile işleri falan var. Elmalı, mayımalı. Kardeşim adam kafeteryaya gitmiş ya. Bayılmıştı bir akşam. Bayılmıştı naneliye. Şimdi naneliye falan takılırsa nargile de sıkıntı mı? Ya hocam Allah aşkına. Hocam, ne diyorum ben ya? Ya sanki hocam bayılma olayı değil hakikaten. Onu bana sormayacaksın. Gidip Caner'e sormak için. Bayılma olayı değil mi onu? Bir dakika. Bir izleyicileri hatırlat. Neydi bayılma? Kafede oturduktan sonra başka bir yere gidiyorlar. Yemek yiyecekler ha, akşam. Falan. O sırada tuvalette düşüyor. Bir baygınlık geçiriyor. Alıp hastaneye kaldırıyorlar. Şimdi hatırladım. Hocam da hatta ne içti falan demiş. Hayır, hayır. Eskiden kime yapılırdı biliyor musun? Bak bu akşam var ya beni yak oğlum bak. Mübarek gece. Hocam. Ama girme kimseye. Doğru hocam. Doğru hocam. Bu akşam evde öyle şeylerden bahsetmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Nadiye yaptığını kınıyorum muhabbet, Sayın Çakar. Şimdi bu muhabbet neye döndü biliyor musun? Eskiden bizim zamanımızda ne olurdu? Biz ülkede Türk futbolcusu transfer ederdi büyük kulüpler. İşte Anadolu'nun bir takımından. Hemen adam işte Kayseri'den, Malatya'dan bir yerden. Şimdi millet yanlış anlamasın. Anadolu'dan İstanbul'a geldi. Bu sapıtır derlerdi. Sanki adam Malatya'dan, Urfa'dan geldi. Nani bu ya? Londra görmüş, dünyayı görmüş adam. Yani sanki yoldan çıkacak. Evet. Baştan çıkaracaklar Nani'yi. Caner Nani'yi baştan çıkaracak. Komediye bak. Abi, İstanbul gecelerinde kan çekmesi diye bir şey görmemiş adam. Sıkıntı şudur. Apo sen benden daha iyi bilirsin. Yılları bir futbolcusu. Hocam. Diyelim ki Abdülkerim Durmaz olarak Fenerbahçe'de oynarken seni Stuttgart takımı aldı. 25 sene önceden başladı. Ya olurdu. Tamam. Stuttgart'ta Almanı var umumiyetle. Tabii. 1-2 Brezilyası var. 1-2 İtalyanı Portekizci var. Sen senin karakterine en uygun adamla yanaşırsın. O da sana yanaşır. Hatta o da arkadaş olursunuz. Hatta geceleri de akarsınız. Varsa içinizde akma huyunuz. O hep öyle olur zaten. İşte Hacı Hacı'yı buldu. Ne hocam kafeteryaya gitmişler. Ne olur. Kaçmıyor bana kafeterya gibi gelmedi bana. Bugün kafeteryaya giden başka zaman başka. Hocam evde koydurdun adam. Kimle gitseydin adam? Benim anlamadım beyler ya. Kimle gitseydin? Bir dakika beyler anlamadım ya. Fenerbahçe'nin 15-20 gün sonra çok kritik Şampiyonlar Ligi. Aynen hocam haklı. Bu arkadaşların şu anda aslanlar gibi çalışıyor olması. Geceleri mi? Hocam kamptan geldiler. Kardeşim yarın hocam. Yarın Sivas'ta maç var 20.30'da. Fenerbahçe Sivas hazırlık maçı var yarın. Gözünü seveyim hocam. O zaman yani biraz saha içine dönelim. Ayrıca otur kalk böyle bir saha içine dönelim. Ayrılmadan yani, bir yerden uyuzum. Nereden hocam? Canım. Hafif ama bu kimseye Nani'yi ilgilendiren bir şey değil. Sevgili oğlum Cüneyt Çakır'ı Cüneyt Çakır olayı. Old Trafford'da Ferguson adlı bunakla birlikte seyircinin önüne attı. Bravo hocam haklı. Cüneyt ne kadar Cüneyt hatalı olsa o karardı. Ama yine Cüneyt Çakır zaferle çıktı oradan. O günleri atlattı gitti Şampiyonlar Ligi. Onu öyle yönetti. Cüneyt için Çakır'ı doğramış. Nani yani, Türkiye'de de doğramak kara bir milli göre. Ben size söyleyeyim. Ben doğramadım. Olmadı bir dakika. Bizi Türkiye'de yaptıkları ilgilendi. O zaman oho sizin hakemlerinizi seyircinin önüne atan Emre'ye hiç ağzınızı açmazsanız. Emre Cemre açmazsa hiç ağzımızı da bir dakika. Sen izlemedin galiba. Emre burada hep. Daha gelir. Çok açmalısınız hayır. O zaman. Bu adamcağız ne yaptı ki en fazla? Emre'yi bir çay yapmak bana kırmızı kart gösteriyor. Emre dokunulmazdır. İki senedir bu stüdyoda Emre sürekli okkalanmış. Ama şu anda zaten Emre ile ilgili bir konu yok. Neyse şöyle yapalım. Sen ne yapıyorsun? Emre kaç kafa geçti? Mecmua gibi olurdu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne bir müsaade eder misin Rasim? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını değerlendirelim. O grafik ekrana gelsin muhtemel imkansız. Rakipleri. Cuma günü kura çekiliyor. Tartışacağız imkanlı mı, imkansız mı? Tabii ben da, bu arada bir hatırlatma yapayım. Lütfen saat 23.30'da Beyaz Futbol tatilde izlerken yine bir soru soracağız size. Bilenlere kendi tuttuğu takımın yıldız futbolcusunun formasını vereceğiz. Örneğin Trabzonsporluysa Mbia, Galatasaraylıysa Podolski, Fenerbahçeliyse Van Persie formalarını vereceğiz diyelim ve tekrar o grafik ekrana gelsin. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını bir değerlendirelim bakalım. Önce Abdülkerim hocamdan ben başlamak istiyorum. Evet, Shakhtar Donetsk, Kulüp Brüj, Ajax, CSKA Moskova, Monaco. Eğer bu turu geçerse playoff'ta Manchester United, Valencia, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon ve Lazio var Abdülkerim hocam. Şimdi bak, Şimdi Fenerbahçe'nin bu kadrosu, Van Persie'li, Nani'li bu kadrosu
bu takımların ilk yukarıdaki 5 takımın 5'iyle de kafa kafaya oynar. Oynar mı diyorsun? Şansları %50'dir. Fakat Fenerbahçe'nin bir dezavantajı olacak. Çok yeni kurulan bir ekip. Daha yeni bir araya geldi oyuncular. Yeni bir antrenör. Uyum sorunu, sorunu evet. Ve kısa bir süre var. Yani tam fizik olarak ve takım ruhu olarak bir araya gelmiş bir takımın çok yani bu takımlar karşısında zorlanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama çok güçlü oyuncu ama bak oyuncu kalitesi olarak Fenerbahçe bu 5 takımın 5'ini de eleme ihtimali %50'dir. Yarı yarıdır. Hatta mesela ben Shakhtar Donetsk'i istemem. Dışarıda tutarım. Kulüp Brugge ve Monaco bunların içinde olursa Ajax'a geçebilir. Ajax'a da geçebilir. Ama bence en ideal olanı Hollandalılar. Bence en ideal olanı Kulüp Brugge ve Monaco'dur. Diye söylediğim gibi gene tekrarlıyorum. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi buradaki her takımı eleyebilecek kalitededir. Fakat söylüyorum çok yeni kurulmuş bir takım. Biraz daha zamana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Tek dezavantajı bu. Zaman Ahmet sıkıntısı. Çakar da hocam da dün %50 demişti. Hala aynı fikirde misiniz? Zaten Fenerbahçe'nin bu kadrosuna. Şu takımların her birini %50 geçer diyemiyorsak bu transferler niye yapıldı? Soru bir. Ha, gönlümden geçen mi? İnşallah ilk turda CSK Moskova gelir. Brugge de elenebilir. Brugge de gelebilir. Brugge de gelsin. Yani. Ya Brugge kim ya? Gelsin. Kötü durum oyuncuları. Abi Brugge gelsin. CSK bak şey gelmesin. Shakhtar gelmesin. Evet çok Ajax her şeye rağmen gelmesin. Sonra da Monaco gelmesin. Ondan sonra iki takım gelebilir. Lisbon'la Lazio gelsin. Diğer üçü gelmesin. Diğer tarafı da Lisbon, eğer burayı geçerse. Tamam. Lisbon geçer Fenerbahçe. O zaman bir rakam alayım ben hocam sizden. Yine %50 mi diyorsunuz? Onur. Tabii %50 diyorum. Ahmet Çakar %50 diyor. Şunu da söyleyeyim. Eğer bu ilk turu geçerse öbür takımlar için de şunu söyleyeyim. Manchester United'la Valencia'yı dışarı aldığımda Fenerbahçe'nin Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon ve Lazio önünde şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Eğer bu turu geçerse. Bir tek şu var. Lisbon'u geçer. En son grupta playoff'ta Valencia'yı çekerse Fenerbahçe %40 derim. Diğer hepsi için %50 ve üzeri derim. Manchester United kim ya? Hocam ama Manchester United kim? Manchester United. Tamam ben biliyorum ama eski Manchester United var ya. Hocam bu sene ya Schweinsteiger gir falan Manchester United. Tam yine de hocam Manchester United var. En kariyerinde iki tane oyuncusunu çıkma lastik gibi bize verdiler. Hocam Manchester'a niye saygı duyuyorum ki? Hocam hocam Schweinsteiger'i falan yanına aldılar. Schweinsteiger, Schweinsteiger bir şey söylüyor. Onlar da yeni takım kuruyorlar. Hocam İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçirdiler. Fakat ligin sonlarına doğru son 6-7 hafta Manchester United Van Gaal'le bir çıkış yakaladı. Yalnız şurada söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. İngiliz takımları Avrupa kupalarında hele böyle ön elemene çok iyi oynayamazlar. İlla ki Alman ve İspanyol takımları daha ürkütücüdür. Hocam ben bir şey söyleyeyim. Şimdi düşündüğüm vakit Lazio diyorum. Lazio evet. Çünkü Lisbon, Fenerbahçe Lisbon'dan daha güçlü takım. Fakat Lisbon'un sahası biliyorsun psikopatolojik bir stat. Evet Jose Alba'yı yani Lisbon stadında hatta bizim Ertan bir maç anlatmıştı. O kafayı üşüttüydü o ortam görünce. Abi, o gündür bugündür zaten hep uçuk çıkar yaz ayı. Sporting Lisbon no değil Lazio'yu geçer. Peki Rasim istiyor. Ozan'dan da bir yüzde alalım. Bir. Ne? Sıfır. Düşünüyorum. İlk tur sıfır. Oğlum, ilk turda kulüp bürüş falan mı? Kulüp bürüş dediğin takım yarı final oynadı ya Fenerbahçe'yi. Ne yapar biliyor musun? %0 yapar yapma. Hayır yani Naneli, Fampörsili, Fenerbahçe. %0 alışmadı. Nani geziyor. Fenerbahçe düşmanı. Tek kelimeyle. Yazın Fenerbahçe'nin tur şansı yani, sıfır. Fenerbahçe sıfır. Düşmanı. Yani playoff'a bile kalamaz. Ya yazmayın bu ciddiye alıp yazmayın. 4 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi'ne elveda partisi yapabilirler. Fenerbahçe düşmanı ya. Bu transferler Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırtmış. Doğru şansı değişmesinler. Rasim Ozan Kütahyalı'nın aklını almış. Gram aklı kalmamış. Shakhtar Donetsk'e büyük haksızlık beynini yapılıyor. Beynini yemiş Rasim Ozan. Beynini. Shakhtar Donetsk her sene Şampiyonlar Ligi'nde iyi kötü çıkar girer ama hep oradadır. Evet tehlikeli gruptan da mutlaka. 3 senedir 3 senedir katılmayan Fenerbahçe'nin nasıl Shakhtar rakip oluyor? Shakhtar'a günah ya. Shakhtar'ın ne işi var önlemelerde ya? Ananların bürüj mürüj de Shakhtar ne arıyor burada? Şampiyon olamadı hocam. Bu stadyum değişmesi lazım yani, abi. Şampiyon olamadı bu sene. O yüzden. Evet. Tolga Alparslan'ın da yüzdesini bir alayım. Ben Rasim'in %0'ından sonra gerçi. Oran yok işte Rasim. Hocam bak ben size bir şey söyleyeceğim. En iyisi kulüp bürüj deniyor. Ya kulüp bürüj yarı final oynamadı mı kardeşim? Ya kardeşim bak bizim takım ben yanlış biliyorum. Monaco'dan oynadı da işte Beşiktaş'ın o basit hataları sayesinde oynadı kulüp bürüj. Kulüp bürüj geçen yani sene UEFA yarı final oynamış bir takımdı. Bir dakika Tolga Moskova koydu. Tolga Alparslan'ın yorumu yarı kaldı. Bir yüzde de Tolga Alparslan'dan alır. Shakhtar da dahil ilk turda kim gelirse gelsin ben Fenerbahçe'nin o turu geçeceğini düşünüyorum. Ajax, Monaco hepsine kim gelirse gelsin. Sonra?
bir kere şeyde yanılmayalım. Bu maçlar 180 dakikalık maçlar. Tabii. Böyle uzun performans gerektiren 10 maç, 12 maç olmadığı için biz de böyle vatan millet Sakarya'yı çok seven milletlerden olduğumuzdan ben oturu geçeceğimiz yanım bu kadar masraftan sonra. Yalnız ikinci playoff turunda gene kim çıkarsa çıksın ben Fenerbahçe'nin eleneceğini düşünüyorum. Yani playoff'u geçemez diyorsunuz. Playoff'u geçemeyeceğini düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu sene UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorum. Avrupa efendim Ligi'ni... efendim. Evet, kazanacağını düşünüyorum. Pardon şöyle demek istedim. Avrupa... Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanacağını düşünüyorum. Hayır, ben herhalde araya karıştı. Araya söz karıştı. Hayır, Fenerbahçe'nin... Avrupa Ligi'ni Fenerbahçe kazanacak. Fenerbahçe düşmanlığı nereden geliyor? Dedelerinden Keşke olsa. Dedelerinden mi var? Dedelerinden mi? Hocam affet. Playoff'ta mı gider diyorsun Fenerbahçe? Bak playoff'ta bana... Benim öngörüm bu yani. Bak hepiniz 50 dediniz, 0 dediniz, bir şeyler dediniz. Ben fikrimi söylüyorum. Bana göre playoff turunda elenir. İnşallah elenmez. O da ayrı bir konu. Ama ben Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan da kalsa Fenerbahçe'nin henüz oturmamış kadrosuyla çok başarılı olacağını düşünmüyorum. O sebeple Ali Koç Başkan'ın önderliğinde kurulmuş olan bu kadro. Sen bunu diyorsun esasen... bak Ali Koç'un aleyhine olur bu kadar Ali Koç Başkan. Aziz Yıldırım enaniyeti kuvvetli bir adamdır. Egosu kuvvetli bakarız. Bir adamdır. O da bir cevap verir zaman ama bir cevap verir söylediği zaman. UEFA Avrupa Ligi'nde hatta daha başka bir şey yapalım. Hı-hı. Eğer Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa yarı finalin altında bana ne istersen söyle. En az yarı final görür. Avrupa Ligi'nde yarı final çıksın bir takım elbise daha. Biz yarı final görür. Ya kardeşim, bir takım elbise sen iki Avrupa takım elbiseyi bana mı sen hazırlan. Terziyi gönder. Çeksin. Bir de Abdülkerim Durmaz bir kere daha. Söyleyeyim. Tahminimi söylemeden önce Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir iki tane laf söylemem lazım. Ayıp bizi milyonlarca Fenerbahçe'ye seviyor. Şampiyonlar Ligi'ne o da kalamaz diyor ben de kalamaz diyorum. Yeni açanlar için söyleyelim. Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu turu geçmesi yani gruplara kalma ihtimali %0 dedi. Abdülkerim hocanın bir cevabı ben olacak. Ben affedersiniz. Evet. Ben Fenerbahçe şampiyonluğunda kalamaz demedim. Ben Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ni kazanır bu seneydim. Avrupa Ligi'ni kazanır şey dedi Tolga Alparslan. Kalamazdan sonrası var. O zaman kötü geliyor kulağa. Ben şimdi şunu söylüyorum. Bizi milyonlarca Fenerbahçeli izliyor. Bu mübarek gecede. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın bütün konuşmaları mantık dışı sözler. Robin van Persie, Luis Nani gibi yıldız transferleri Rasim Ozan'ın aklını beynini yerinden çıkarmış. Şu anda mantıkla bir cümle kuramıyor. Yani o kadar panik halinde ki ve kıskançlık krizleri. Hisleri halinde. Hisleri krizleri. Yani bence halinde. Kıskançlıktan mı söylüyor Rasim Aynen Ozan. Kıskançlık krizlerinden dolayı bu lafları söylüyor. Fenerbahçe'nin bu ilk turu geçme şansı %60-70'tir. Söylüyorum tek sıkıntısı biraz zaman kısıtlı yeni bir kadro olduğu için. Diğer eğer bu turu geçerse de burada Manchester ile Valencia ile çok zorlanır ama diğer 3 takımı geçer. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda turu geçer. %80 yaz. %80 yaz. Ama Rasim'e de en son şunu söyleyeyim. Bakın, bak Şampiyonlar Ligi'ni aldık. O zaman evet. Samuel Eto'yla Antalya'da şampiyon olur. Öyle şey olur mu o ya? O zaman şöyle bir şey. Yıldız almakla. Şampiyonlar Ligi'ne falan gidilmez ya. Ben şimdi sen Şampiyonlar Ligi'ne sabrıyla gidiyorsun. Otur ya dalgana bak. Olur ben şimdi. Biz bu sene ilk turu geçeceğiz. Kim aldın? Ben şimdi. Fransa 2. liginden sol bek. Sağ bekte Sabri. Şampiyonlar Ligi'nde kardeşim biz Fransa 3. liginden Sebastian Perez de bile turu geçmiş takım. Yok hocam. Adırkan takımı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kanarak seyret. Doğru İzlemeye ya. Devam et. Yarın da öbür günde Robben gelir. Burada kriz geçirirsin. Fenerbahçe şampiyon. Ya sıfır. Turu geçemezsin diyorsun. Hocam. %80 yaz oraya. Fener %80 Türkiye yaz. Kupası sen hani tamam ilk görüşüne saygı duyuyorum ama onu biraz tahrik etmek için söyledim Rasim yani. Türkiye Kupası falan yani. Tabii o şey espri ama açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe'nin 4 Ağustos'ta eleneceği kanaatindeyim. İnşallah yanılırım. Yazarım hocam. Fenerbahçe 4 Ağustos'ta. Şimdi 4 Ağustos'ta elenirse hemen Avrupa Ligi'ne gidebiliyor. Evet, şimdi Avrupa Ligi'ne gidiyor. Yani playoff'tan sonra değil burada da gidebiliyor. Aynen. Avrupa Ligi'nde işte yani öyle ya metalist karki bile falan filan orada başarılı orada olur. Da bir önelemi oynayacak ya hocam, bir şey söyleyeceğim. Onun temennisi Rasim Ozan'ın temennim yani. Şampiyon olsun. Evet. Bu kadar saçmalık olur mu Allah aşkına? Yalnız benim anladığım kadarıyla sevgili Tolga Pasta şimdi beyefendi çıldırdı ama topuk yaylasında gaza almış. Sen çıldırdın ya. Sayın Abdülkerim ben size hatırlatmak isterim. Sen maç topuk yaylasında oynanmıyor. Sen bir şey söyleyeyim mi? Moskovalarda, Moskovalarda, Belçikalarda oynanacak, Hollandalarda oynanacak. Bir şey söyleyeyim. Fener 3 yer 3. Galatasaray kadar kötü olmazlar. Ben bir şey söyleyeyim. Dörde bağlama da. Galatasaray kadar kötü olmazlar. Galatasaray kadar kötü olmazlar. Galatasaray'ı eleştireceksen ben eleştiririm. 8 tane yediniz. 4 yıldızlı formalar hala yok. Konuyu
Fenerbahçelilerin gösteremiyoruz. Tamam, ne biçim kulüpsünüz siz? Dursun Özmen. Sen nasıl iş adamısın? Dört yıldızlı formalar hala Rasim yok. Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı yazın. Hisleri krizleri geçiriyor. Kıskançlık krizleri. Yani Rasim kıskandığı için evet, söylüyor. Fenerbahçe'nin transferleri Rasim Ozan'ı delirtti yazsınlar şuraya. O delirtti demeyelim, kıskandırdı diyelim yani. Kıskanma ama deli gibi konuşuyor bak, kendini kaybetti ya. Evet, ulan o sana zaman inat, yarın da Robben'i alacağız, sana da inat. Galatasaray. Yarın Robben'i alacağız, sana inat. Alın. He. O zaman seneye ben daha bağlıyım. Seneye de Messi'yi getireceğiz. Messi. Hocam, seneye de Messi'yi getireceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Peki o zaman Robben konusuna geçelim. Geçelim hadi abi. Guardiola ile şu anda pek iyi anlaşamadığı şeklinde haberler var. Bugün çıkan haberler. 10 milyon euro bonservis ücreti isteniyor. Ahmet Çakar'a sormuştum. Abdülkerim Hoca ile başlayayım. 10 milyon euro. 10 ama milyon euro bonservisi hemen versin alsın Fenerbahçe. Hemen alsın diyorsunuz. Kimi, Robben'i mi? Fikir. Robben. Allah hemen alsın. Allah diyorum, Allah. Bak bu Robben'i de alırsak ben de Sebiha Gökçen'e gideceğim. O uçan adam Sabri gibi atlayacağım Robben'in üstüne. Ha. Adam Robben gelirse. Abi, Robben deyip geçmeyin. Sen deli bakın misin ya? Robben ne Van Persie eder, ne başka bir şeydir Robben. Abi, hani Robben, Messi'lerin, Neymar'ların klasında, statüsünde yani. Robben, Hollanda'yı, her şeye Hollanda'nın. Çok olmadı mı sıradansın. Aynen. O varken Dünya Kupası yarı final oynuyorsun. Aynen öyle. Veya final oynuyorsun. Aynı fikirde. Çok önemli oyuncu. Bu arada Galatasaray'la da adı geçmişti ama Rasim herkesin Ozan geçiyor Galatasaray'la da. Yani vallahi bakın şimdi ben şu görüşteyim. Orada ben Galatasaray'a katılıyorum. Galatasaray'ın bakın ne yapıp etmesi lazım. Ünal Aysal'ın gerekirse kalbini alması lazım. İşte Galatasaray'da böyle hayvani bir kongre ortamı olduğu için böyle insanları korkutuyorlar. Ne ortamı? Tamam, hayvani bir ortam. Ne açıdan? Hayvani. Mesela diyelim ki Galatasaray'a ne oluyor be? Galatasaray'a destek vermek isteyen bir iş adamı var. Adamı var ya. Yok, hiç yok öyle bir. Tekme tokat döverler. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Ünal Aysal çıktı. Ünal Aysal keşke çıkmasaydı. Tekmeyle kovdular. Tamam, başarısız çıkmasaydı oldu. Son 10 ayı Ünal Aysal'ın skandaldır. Ben de çok şey yaptım. Ama Ünal Aysal milyar dolarlık bir adamdır. Verebilir, ayarlayabilirsin. Bilmem bir sürü şey var. Yani bunlar zor değil. Artı bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'la olması gerek yok ki. Sponsorluk alırsın. Galatasaray kullanırsın. Ama bunları o alan adamı ne yaparlar biliyor musun Galatasaray Kongresi'nde? Herhalde adam maymun diye oynarlar orada. Ya Galatasaray'ın bu şeyinde var. Yapısında. Fenerbahçe'nin avantajı bu. Fenerbahçe'de mesela bu soğun alınması gibi olaylar bizde olamıyor. Bak aklıma böyle bir soru geldi ama şimdi. Ama bizim Robben gibi mesela işte evet, Zlatan İbrahimovic gibi kardeşim. İbrahimovic 34 yaşında. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma bir soru geldi. Az önce %0 demiştin Rasim Ozan. Evet. %0 demiştin. Diyelim Robben'i de aldı Fenerbahçe. Ne? Hala mı %0 tabii, diyorsun? Tabii. O zaman %10 olur. Tabii. Ben 10. %10. Yani Robben'le beraber %10'a çıkar. Afganistan'ın %10'a çıkar. Çünkü daha hemen alışamaz ki. Basketbol değil ki. Hani basketbolda iki büyük yıldız al ortalık. Ama 11 kişi bu takım bu ya. Onur. Bir de sakatlığı var. Bu arada bir bilgi vereyim. Doğru söylüyorsun. İşte bakın tam da şu pozisyon izleyicilerimiz Onur görüyor. Girdi ve Bayern Münih Borussia Dortmund maçı oyuna girdi ikinci yarıda. Evet. Anında çıktı. Tabii bir dakika ya, sonra çıktı. Yani neyse. Çok büyük bir sakatlığı var. Riskli yani, riskli transfer. Onurcuğum riskli biskli olsun. Tek ayağın yerine ne o? Ne ayak diyor Onurcan? Yok Onurcuğum. Abi protez. Allah korusun. Bir ayağı protez olsun gelsin abi. Robben'se abi, gelsin. Robben'i protezle oynatalım diyen bir zihniyete ama çakar ne diyor ben bilmiyorum. Yalnız Galatasaray'la ilgili yok. Galatasaray'da Robben'i falan diyorsun ya, Fenerbahçe istiyor, o da istiyor falan. Galatasaray sezon başı Zlatan İbrahimovic adı geçiyordu. Hayaller İbrahimovic, gerçekler Bilal Kısa. Hayaller Robben olur, gerçekler Ömer Niyazi olur Galatasaray'da. Rasim Ozan bu kadar. Ne diyorsun? Rasim Ozan vallahi konuşsun şimdi hala. Valla şimdi bu konuda tabii sen benim diyecek bir şeyim Rasim yok. Diyecek bir şeyim yok. Galatasaray Podolski haricinde gerçekten bir büyük transfer yapamamıştır. Yapabilmelidir. Galatasaray, koskoca Galatasaray o yapabilmelidir. O halde şu tartışmayı da bir açalım. Az önce sen girmiştin o konuya. Bu forma mevzusu. Galatasaray 4. yıldızı aldı ama 4. yıldızlı, 4 yıldızlı yeni formalarını henüz çıkarmadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni formaları satışa sunuldu. Yeni formalar var. Önce Fenerbahçe'nin formasını bir ekrana getirelim. Nasıl buluyorsunuz Tolga Alparslan? Güzel çok mi formalar? Şık, çok şık. En güzeli hangisi? Bence ortadaki. Ortadaki. En soldaki bu çok biraz tişört gibi. Evet, Arjantin milli takımı forması gibi olmuş. Rasim Ozan sen beğendin mi formaları?
Fenerbahçe'nin formasını mı? Sen beğenmedim diyeceksin. Ankara gücüne benzemiş sor. Biraz. Ne, aynı renkler. Ya, zaten aynı renk. Ama olmaz. Bir dakika. Aynı renkler olmaz. Aynı ya, renkler olmaz. Aynı ya. Renkler olmaz. Büyük takımların öyle bir forması olur ki evet. O eşsiz olur. Sizde var mı öyle bir var. Şey? Bizim o Metin Oktay'ın forması eşsiz. Bizim de bak dünyada çubuklu var orada sahada. Milattan önce 8. yüzyılda. Peki. Bizde de çubuklu var bak. Ahmet Çakar'a sorayım hocam. Fenerbahçe'ye yakışan tek forma sahadakidir. Soldakini kim yapmışsa Fenerbahçe'nin hainidir. Böyle bir forma olamaz. Hain niye diyorsunuz hocam? Yani, o kadar hocam o ne ya? Bu ne soldaki mavi beyaz? O da hocam günlük giysinler diye tişört havasında yapıyor. Yok kardeşim öyle bu Arjantin efendim evet, veya Arjantin hapishanedeki mahkumların giydiği şey gibi. Böyle gibi. Bir hocam şey. Yok Fenerbahçe formasını da hapishane evet. Demeyelim yani. Ben o kaynısını söylüyorum. Soldaki Fenerbahçe forması hapishanede mahkumların giydiği formaya mı? Soldaki, soldakini çiziyorum. Hakkım değil mi ya? Soru sordum bana hangisi saygı duyuyorum. Evet, saygı evet. Duyuyorum ama şimdi koskoca Fenerbahçe forması. Koskoca Fenerbahçe forması mavi beyaz olamaz soldaki gibi. Bir tane Fenerbahçe insanlar giyer. Olmaz kardeşim. Tişörtte başka türlü olur. Sağdakidir. Şey alternatifi ortadaki olabilir. O da şık. O da güzel. Ama soldaki skandal. Peki Abdülkerim evet. Durmaz en güzel hangisi? En güzeli benim için her zaman çubukludur. Ben çubukluyla doğdum. Çubukluyla yaşıyorum. Çubukluyla da öleceğim inşallah. Sarı lacivert çubuklu en güzeldir benim için. Diğerleri de şık formalardır. Ben Topuk Yaylası'ndan dönerken başkanla beraber sosyal medyaya düştü. Sağ olsun başkan bizi orada satışta yaptı. Satışlar nasıl gidiyor? Ben yolladılar ben, mı? Ben yolladılar seninkini getireceğim ama hocam sen beğenmediğinden aldım. Lerç aldım sana. Fark etmez. Beğenmediğinden ya, aldım. Ben de, ben de evde giyeceğim. Üçünden de aldım ben. Üçer tane aldım üçünden de. Peki şundan yollamadılar mı? Hocam şundan yolladılar sana. Ahmet Çakar yazıyor mu arkada? Sana. Ahmet Çakar yazıyor yok mu? Arkada bir şey yazmıyor. İsterse hocam ben yazdırırım. Peki. Yok, tamam. Hocam bak şu çok rahat ama. Senin hani beğenmedin ya. XX'ler ama... Şahane kumaşı şey var bir, biliyor musun? Pazenli mi böyle pamuklu mu böyle evet, bakmıyor değil evet, mi? Evet, evet. İşte onun için onu aldım sana. İyi yap. Ondan aldım. Ürün tanıtığın gibi oldu. Rasim peki. Sana da ne aldım biliyor musun? Ne söyle baba. Söylemeyeceğim yayından sonra. Fenerbahçe'nin kol saati. Ayıp ya. Hayır, niye bağırıyorsun? Kol saati alt tarafı. Bir program yapıyoruz. Alt tarafı kol saati yani. Kol böreği. Bir şey söyleyeceğim. Fener'in bir şeyler yapıyor. Opare sana kol saati gönderdiğinde bu tepkiyi vermemiştin. Opare sana kol saati göndermişti. Opare ama saatçiydi. Yok niye saatçi futbolcu besleyi adam ya Real Madrid'in altyapısında yetişmiş. Ne oldu şimdi o para? E tamam tutturamadı gitti yine. O para ya dediğim peki. Çıktı özür dileyim benden. Saatçi dedik parkurcu dedik haklı. Peki yetişmiş. Beşiktaş'ın formaları hemen bir ekrana gelsin. Evet Beşiktaş'ın siyah beyaz çubuklu siyah ve düz beyaz şeklinde en güzeli hangisi Ahmet hocam? Soldaki. Çubuklu diyorsunuz. Çubuklu. Üçü de çok güzel. Üçü de güzel. Evet, bence üçü de yakışır. Rasim Ozan. Çubukluğu da güzel. Güzel form. Üçü de güzel. Doğru. Evet. Katılıyorum. Evet. Abdülkerim hocama da hemen sorayım. Katılıyorum. Üçü de çok güzel forma. Üçü de harika forma. Üçü de güzel. Evet. Ben sağdaki beyazı beğendim. O zaman şu anda Beşiktaş'ın formaları güzellik açısından stüdyoda yorumlara kesin, bakarsak kesin. Bir adım önde. Galatasaray'ın o tartışılan bizim tartışmaya açtığımız fotoğrafı da bir ekrana gelsin. 25 Temmuz'da çıkıyormuş Rasim. Yani şampiyonluktan yani, 2 ay sonra. Ben şunu anlamıyorum ya. İşte bak Galatasaray yeni formalar çıkıyor. Kimse kusura bakmasın. Hakikaten. Yani Podolski eski formayla imza attırıldı diye eleştiriler var. Bak bu Galatasaray kusura bakmasınlar ama hakikaten bu bürokratik vesayetçi zihniyeti aşamıyor kardeşim ya. Ya kardeşim 4 yıldızı almışsın. Biraz iş zekası ya. Ya Dursun Özbek kendi otellerini böyle mi yönetiyor ya? Hemen anında 4 yıldızı çıkaracaksın. Hemen piyasaya süreceksin. Kapış kapış gider. Biz anlamadım bir üstüne şey. Podolski ama hala bu başarı 4 yıldız. Niye Podolski gibi? Olur. Nispeten çok önemli bir dünya yıldızı nispeten. Hı-hı. Tam değil de. Hocam, niye 4 yıldızı formanın altında imza attırmıyorlar? Hayır, formada 4 yıldız var da eski forma hocam. Bir hocam, daha gelsin ekrana. Eski forma göremedim ya. Eski forma. Bakın hocam bir tane ek var yukarıda görüyor musun? O şey mi? Sonradan mı ilave yoksa gerçek forma mı? Hayır, sonradan. Böyle basılıyor ama. Ama kendileri yani eski formaya 4 yıldız basıyorlar. Yani olay bu. Diyelim şimdi o zaman reklam süremiz doldu. Reklamların ardından Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta önemli gelişmeler var. Sıcak gelişmeler var. Quaresma konusu var. Galatasaray Mario Gomez'den olumsuz yanıt aldı ama başka bir dünya yıldızı, siyahi bir starla ilgileniyor Galatasaray. Bu haberlerin hepsini ekrana getireceğiz. Bir hatırlatma daha yapalım reklama giderken. Saat 23.30'da Beyaz Futbol tatilde var. Soracağımız soruya doğru cevap verenlere takımının yıldızının formasını vereceğiz. Van Persie, Snyder, Podolski vesaire buyurun hocam. Öküz öldü, ortaklık bitti gibi bir hava yaşıyorum. Niye burası sıcak? Niye arkadaşlar kasten kapatıyorlar?
Özel bir garajlarım var klimayı. Peki reklam arasında o zaman stüdyoyu da soğutalım. Evet. Ahmet Çakar'ın talimatıyla. Kaçta yapılıyor gibi sanki. Yok ya. Nasıl bu sahne gibiydi? Tamam açtırın. Açtırırız. Bu ara Feneryum'dan ciddi söylüyorum sistemin çakayı aldınız. Feneryum'dan hocama, da şey olmasın, hocama forma aldım. Olmasın. Tamam hocama bana forma aldım. Rasim Ozan'a da kol çok saat. Güzel kol saat aldım. Feneryum'dan. Ben de sana Galatasaray börekçisinden Tamam. Önce durmaz uyar. Sıkıntılı yere gidiyor konu. Tamam reklama gidelim. Reklama gidelim arkadaşlar. Tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Merakla bekliyorsunuz. Tweetler atıyorsunuz. Ahmet Çakar Arda hakkında ne zaman konuşacak diye. Şimdi o dosyayı, o konuyu açıyoruz. Arda Turan Messi'nin kramponlarını bile taşıyamaz. Barcelona'da sadece ya rakip olarak oynar o statta ya da seyirci olarak gider demişti Ahmet Çakar hocamız. Ancak Arda Turan Barcelona'ya imzayı attı. İşte bugün de antrenmana çıktı, işbaşı yaptı şeklinde KJ atmış arkadaşlarımız. Iniesta'yla, diğer takım arkadaşlarıyla tokalaştı. Sıcak bir karşılama oldu. İlk idmanına çıktı. Ahmet Çakar da daha sonra Arda transfer olduğu akşam biliyorsunuz Arda'dan özür dilemişti. Beni mahcup ettiğin için bundan daha iyisini yapamazsın. Senden özür diliyorum vesaire vesaire. Evet hocam. Tüm futbol severler merak ediyor Arda ile ilgili görüşlerinizi. Önce o söylediğiniz eskiye birkaç sene öncesine bir dönelim mi? Birkaç sene mi? 6 sene. Evet o Arda ile ilgili yaptığınız yorumu bir izleyelim. Daha önce bir televizyon programında, daha önce yorumculuk yaptığı televizyon programında, Telegol programında. Bakalım Ahmet Çakar neler demiş. Sinan Engin de var orada. Sinan Engin de Arda'yı nasıl savunmuş? Bir izleyelim, hatırlayalım, ardından Ahmet Çakar bu konuyla ilgili konuşacak. İzleyelim, ben onu seyretmedim ya. Arda Messi olabilmesi için, Messi'nin sol bacağı olabilmesi için Messi'nin yaşı kadar fırın ekmek yemesi lazım. Messi ile Arda arasında o kadar çok dediğin gibi fark eğer yok. Eğer Messi ile Arda arasında fark yoksa benle de bir kadın arasında hiç fark yok. Yani Messi yetenekli olabilir, Arda'dan daha yetenekli ama çok uçurumlar onda düşünmüyorum. Yani Messi yetenekli olabilir, Arda'dan daha yetenekli ama çok uçurumlar onda düşünmüyorum. Bak Arda Barcelona takımında idmana çıkamadığı gibi Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak girer. Ya hocam yapma, oyna. Ben böyle konuşuyorum. Lafımın arkasında mıyım? Tabii ki arkasındayım. Messi ile Arda'yı mukayese etmek Messi'ye ciddi anlamda büyük ya yapma hocam ya, değil bu kadar. Artı ya. Dünya futbolundaki yıldızlara ciddi saygısızlıktır. Bak inan diyorum, Arda'yı o takıma koy sırıtmaz. Bugün Barcelona'da koy Arda'yı sırıtmaz. İnan, bak inan diyorum, Arda'yı o takıma koy sırıtmaz. Bugün Barcelona'da koy Arda'yı sırıtmaz. İnan. Kolay olur. Arda. Messi gibi, Torres gibi, Lampard gibi, gibi dünyanın sayılı 8-10 tane kulübüne gider, orada başarılı olur. Birkaç sene sonra ben eğer yaşarsam, burada derim ki, oğlum Arda evladım, seninle gurur duyuyorum. Ben zamanında bu çocuğu Messi'yle kıyaslamayın, Messi'ye saygısızlık yapmayın ama sen Messi kadar oldun kardeşim. Demekten de büyük gurur duyuyorum. Ama şu anda biz... Evet hocam dinledik, buyurun. Çok... Çok aklı başında güzel bir konuşma. Yıl, söyleyeyim tam yılı. 2009'un Ağustos'u falan. Kanal Türk ekranlarındayız. Telegol'deyiz. Yaz programı yapıyoruz. Aynı şimdiki gibi. Tam 6 sene evvel. Aşağı yukarı Sinan, ben, bir de Serhat sunuyor programı. Fakat o gün öyle bir gün ki bütün Türkiye'de bütün futbol severler Arda %100 Barcelona'da oynar diyor. Bir tek ben demiyorum. Sanki tablo öyleymiş gibi. Tamam mı? Yani 6 sene önceyi düşünün. Evet. Arda Galatasaray'da. Tüm Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, tüm futbol kamuoyu. Arda kesinlikle Barcelona'da oynar. Messi ile yan yana oynar diyor da. Ben hayır diyormuşum gibi bir tablo çıkıyor. Öyle bir şey yok. Sinan. Önce tebrik ediyorum. İnanarak söylediyse ama o da güldüğü için inanarak söylemiyor. Sıva statüsü içinde konuşuyor. Sıva statüsü. Tamam mı? Sıva. Ama şu var. Hayda. Sıva mak. Tabii tabii yani. Evet. Olabilir diyor. Şu diyor, bu diyor. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Doğru doğru. Hocam yaptığım öyle. Yanlışın da doğrusun da ben hesabını hiç veririm. Hiç diplomatik bir mesajı atmadı. Şunu bravo diyebilirdim. Bak çok basit. Arda'cığım beni mahcup ettin. Tebrik 6 ederim. 6 sene önce tebrik ederim. Ben ne dedim? Ardo beni...
G.... ettin. Geri bu argoda. Bu argoda şey demektir. Beni mahkum ettiğin. Tweet'i vermeyelim dedin hepsini. Ver tweet'i. Ver. Oğlum benim işim verin. Tweet'e gerek yok, yok ki. Bugün Türkiye rekoru kırmıştır. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Başbakanımızın 35.500 retweet rekoru yoktur. Bu benim için gurur falan değil. Hayır. Türkiye'de insanlar iki şey yapamıyorlar. Türkiye'de insanlar iki şeyi yapamıyor. Bir, öz eleştiri. Doğru iki söylüyor. Tükürdüğünü yalamak. Zaten evliliklerin yıkılmasının temel sebeplerinden biri de bu. Karı veya kocanın yaptığı hatayı öz eleştirip tamam karıcığım veya kocacığım ben hata yaptım özür dilerim. Siyasette de aynı şey canım. Açık konuşayım. Arda beni argoda kullanan o tabirin nezaketi o hali Arda beni öyle bir mahcup etti ki gurur duyuyorum. İnşallah orada kalıcı olur. Daha iyilerine layıksın dedim ama daha iyisi yok. Barcelona'da daha iyisi yok. Yani uzaya mı gidecek orada? Şu gezegendeki, bana göre şunu söyleyeyim. Bakın bu söylediğim laf çok iddialıdır. Şu günkü Barcelona'nın kadrosu 100 yılın milli takımlar dahil en iyi kadrosudur. Bu Barcelona'yı 10 maçta yani futbol dünya tarihinin futbol en iyi tarihindeki kadrosu. Hiçbir takım 10 maçta yenemez. Yani şöyle yener. 10 maçta 2 galibiyet alır ama 2 maç beraber 6 yani. Puan anlamında Barcelona çıkar. Hangi 1940'ın evet. Macaristan'ını getir, 1970'lerin Almanya'sını getir, 1970'lerin Hollanda'sını, Cruyff'lu onları getir. Santiniano'lu Real Madrid'i getir. 10 maç yaptır içeride dışarıda. Bu Barcelona'yı hiçbir takım şeyde genel 10 maç sonunda üstün gelemez. Kazanabilir. Olabilir. 8'e 2. 3'e 7 bir maç berabere biter filan. Hocam bu, daha iyi kadrolar da olmuştur. Be. Bence bu kadroyu yani, kimse yıkamaz. Yıkar hocam. Yani çok zaten bu ileri abi. Üçlü. Neyse bunu tartışmayalım. Yani bunu tartışmayalım. Şurada. Peki Arda bu kadroya girer mi o zaman? Şimdi bak. Onu tartışalım. Bak şu var. Niye girmesin? Hiçbir takım gerizekalı değildir ki çok ciddi yararlanmayacağı bir oyuncu için 41 milyon euro bozmasın. Ocağa kadar oynayamayacak. Tamam onu biliyorum ama 41 milyon euro doğruysa eğer bize aktarılan rakamlar Atletico Madrid'de 41 milyon euro para ödendi. Bu Barcelona tarihinin en pahalı 7. transferi. Barcelona'da oynamak her futbolcu için gururdur. Fakat Barcelona'da şimdi size 3 tane 4 tane isim söyleyeceğim. Aa bunlar da oynadı diyeceksiniz. Türk futbolcularının yakında duruşta oynadı. Evet. Hilep. Konya Gençler Birliği'li Hilep. Beyaz Rus. Evet, Barcelona'da oynadı. Doğru mu? Doğru. İbrahim Afalay şimdi galiba Olympiakos'ta oynuyor. Evet, Olympiakos'taydı geçen. Barcelona'da oynadı. Şimdi Barcelona'ya transfer olmayı asla küçümsemiyorum. Barcelona'ya transfer olmak Arda'nın torunlarına bırakacağı en büyük mirastır. Bir kademe yukarısı burada kalıcı olmak, büyük oranda oynamak, önemli maçlarda oynayabilmek. Arda bunu başarabilir mi? Başaracak kapasitesi var. Arda tekrar şunu söylüyorum evladım. Yani şunu Türkiye şu işgalçılığı yapmasın. 6 sene önce gider. Türkiye'de anket yapın %98 Arda evet. Barcelona'da oynayamaz çıkardı. Evet, ben de bunu dile getirdim. Ya şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grubuna girdi. Barcelona var. Efendim birinci olur diyoruz. Var, olamaz. Var, evet. Olamaz. Ne? Ama oluyor. Ama olabilir de. Abi olamayınca ise gördün mü? Bak Ahmet ne oldun diyorlar. Bak ben bundan gurur duyuyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Arda Turan'ın hoca dediği gibi Arda Turan'ın o dönemlerde hocanın konuştuğu dönemlerde Barcelona'da banko oynar diyecek bir Allah'ın kulu yoktur. Sinan var. Sinan Engin hocam var. Banko demiyor. O da banko oynar demiyor. Yani oynasa sırıtmaz diyor ama. Sırıtmaz hocam diyor. Çok geliştirdi ama ya sırıtmaz ayrı bir şey. Arda oynarsın. Çok artık oynuyor. Yani iyi bir futbolcu, dünyanın en büyük takımına iyi bir futbolcuyu koyarsın. Evet. Sırıtmadan idare edebilir. Çünkü yeteneği vardır. Ama dediğin gibi oranın Neymar'ı, Messi'si, Suarez'i olmaktır asıl olan. Rakitici olmaktır, evet. Iniesta'sı olmaktır. Öyle bir pozisyonda tabii ki sen bugün Türkiye'den ben sana 5-6 futbolcu daha sayayım hemen Türk futbolcusu. Barcelona'ya koy. Hani o 11 kişiden bir kişi al bir onu koy o da sırıtmaz hocam. Mesela Gökhan Gönüllü Dana Elbes'in yerine sağ bek oynat. Sadece Gökhan oynar. Gönüllü. Oynar. Ha, oynar. Sırıtır mı sırıtmaz. Kendini sol bek'e koyar. Aynen. Aynen. Mesela o zayıf Jordi Alba değil mi? Zayıf bir sol bek'i var. Ya hayır şunu söylüyorum. Dani Alves yaptınız Gökhan Gönüllü'ye. Kardeşim. Hayır. Ben şunu böyle konuşursak Arda'nın şu andaki kariyerine saygısızlık yapar. Hayır hocam. Arda büyük iş başardı. Kesinlikle değil. Hocam bir dakika. Ya bir dakika derdimi anlatayım da bir dakika. Siz yani mesela Mascherano diye bir orada oyuncu var. Orta saha oyuncusu. Zaman zaman stoper kullanıyorlar. Yani Türkiye'de onun kadar oynayacak stoper var. Bir kişiyi oradan alıp o kadro. O sistemde stoper oynamak da. Bir kişi diyorum. Bir kişi. Mesela oradan dediğim gibi bir sağ beki al.
Yerine Gökhan Gönül hiçbir şey yap etmez. Yani Dani Alves şeyin çok çok üstünde Gökhan Gönül'ün. Ya aa Barcelona'ya bak, Dani Alves çıktı orada Gökhan oynuyor. Ne hale geldi demezsin. Sırıtmaz. Demek bu demek. Onu anlatıyorum. Aa Barcelona kalkıp Dani Alves yerine Gökhan Gönül'ü almaz tabii. Onu söylemiyorum ben. Şunu ifade edeyim yalnız. Şimdi yani ben tek oyuncu sırıtmadım. Arda Turan benim de sevdiğim de bir arkadaşım Arda olduğu Turan için. Arda Turan dünya starı. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu daha evvel söylediğim gibi Jeremy'nin gidişi gibi değil. Tabii. Arda evet. Yıldız olarak gitti. Yani bizim evet. Ümit Davala'nın Milan'a gitmesi gibi değil. Yani İspanya şampiyonu Atletico Madrid'den hoca istedi diye. Açık konuşalım, Fatih Terim'in kıyağıyla gitti. Ya işte de hocamın dediği beyaz Rus adam. Yıldız olarak gitmek. Yani evet. Bizim buraya Robin van Persie ya da işte Snyder nasıl geliyorsa Arda öyle gidiyor. Evet. Tabii İspanya yani, şampiyonu takımdan gitti. Yani geçen sene onlar bunu şampiyon olmuş. Küçümsememek lazım. Arda çok önemli ve şunu söyleyeyim yalnız. 2011 yılında bir hadi anımı anlatayım. Yayına başladık hocamla. Arda yeni transfer olmuş. Evet. Hocam ya giydirdi bir şey dedi. Hatırlamıyorum bile. Sabahın köri Arda öfkeli beni aradı. Dedi artık Galatasaray'da oynamıyorum dedi. Hani eskiden yasaklıyordu ya Galatasaray. Gel çıksın karşıma. Yüz yüze gel hatırlıyor musun? Arda ile öyle bir şey olmuş. Tatlıya bağladığın zaman. Canlı yine bağlandı. Ya, şampiyon oldukları hiç çalışmadı biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Yani hiç en sıkıştığımı hatırlamıyorum. Sen yine buna giydirmişsin. O da klavye nikanlısı bilmem ne. En son diyalogları çok güzeldi sonra, ama gayet güzel. Ama canlı yayında beyaz futbolda. Yoksa çünkü o zaman şey kabul etmek lazım. Hocam değil ama. Esas onun bir belası vardı. Şimdi isim vermeyeyim. Arda'yı yani ağlatmak için. Arda'yı böyle bıktırmak için. İğrenç şeyler hatırlatmak istemiyorum onları şimdi bu Kadir gecesi. İğrenç şeyler söylediler. Anladım. Galatasaray'da bile bunu konuşma konuşma diye baskılıyordu hocam. Galatasaray'da ayrılınca hakikaten bir dönem bütün o yorumcuları başta o hocam değil o öbür diğer yorumcu olmak üzere çıkacaklar dedi. Sonrasında teskin ettik toparladık şimdi ama evet. Çok büyük dünya starı evet. Oldu. Tolga Alparslan'ın da yorumunu alalım. Aslında hayat çok enteresan. Arda çok şanslı mı derinde nasıl demeliyiz bilmiyorum. Talihli ama akıllı da. Akıllı da tabii. Galatasaray hatta. Ligi 8. bitirecek. Ligi 8. bitirdiğinde Arda parlamış. Ama işte o aralar işte sinema kapatma mevzuları falan var hatırlıyorsunuz. Hmm. Tribünler bağırmaya başlamış. Evet. Arda diyor ki ben gidiyorum. Çok daha az bir paraya Atletico Madrid'e gidiyor. Bu arada aslında hocam daha iyi bilir. Galatasaray'dan çok daha az bir paraya mı gitti? Tabii çok daha az paraya gitti. Tabii. Ben size söyleyeyim. Evet. Notlarımda şimdi 2,5 milyon euro alıyordu. Terim istemiyordu. 1,5 milyon euroya gitti. Terim gitmemesini tabii. İstiyordu. Ben aynı görüşte değilim. Bence Terim gitmesini de istiyordu. Yok. Bak inan bana bir şey söyleyeceğim sana. Yine bir anı. Star'da program yapıyoruz Berna Laçin'le. Konuğumuz Arda. Arda'ya ben de git diyorum açık söyleyeyim. Yani bu Türkiye'den bir şey oldu. 3 Temmuz olmuş falan. O sırada gitme eğilimindeyim dedi. Hemen Fatih Terim aradı. O arada benim de Fatih Terim aramayı konuştu. Dedi bu nedir yapma Arda falan filan. Arda tamam geri aldı. Galatasaray'da kalırım falan filan döndü bilmem ne. Yani kesinlikle Terim kalmasını istiyordu. Galatasaray'da Arda'yı kalmasını istiyordu. Aziz Başkan hapisten yeni çıkmış. Hapisten yeni çıkmış değil hapiste. Yok, ben başka bir şey istiyorum. O başka bir şey anlattı. Abdülhamit'e gitti. Sonra Fenerbahçe almaya çok çalıştı. 2012'de. Acun Ilıcalı araya girdi. Aziz Başkan. Acun çok istedi. Ali. Acun çok istedi. Efendime söyleyeyim. Menajer Ahmet Bulut çok uğraştılar. Hatta alıyordu da Aziz Başkan ben yanlış hatırlamıyorsam. Hatta ben burada Acun'a bağırdım çağırdım Fenerbahçe alamaz. Aklına Guiza geldi. Guiza'da yediği darbe geldi. Ya ben bunu alırım bu kadar paraya. Şimdi de bu da bir şey olur. Zaten başım bir sürü ağrımış. Arda'nın hayatı mahvolur Fenerbahçe'de. Hayat ne kadar tesadüfler üstüne kurulu aslında. Aynen öyle. Atletico Madrid'e gitti. Atletico Madrid tamamı şeydi. Kiralıktı. Bir sürü yani çok da böyle kalbur üstü oyuncular ama toplama bir takımdı. Oradan parladı. Arda oldu. Evet, hayat, evet. Peki Arda'ya, tabii çok iyiydi Arda'ya ama. Başarılar hayat diliyorum. Bir şey. Evet, zaten başarılı. Göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Barcelona'da da Ocak ayından itibaren oynadıktan sonra başarılı olacağına inanıyoruz. Hemen Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da sıcak bir gelişme var. Mario Gomez transferi olmadı. Kiralık olarak teklif yapıldığını dün akşam duyurmuştuk Beyaz Transfer'de. Ancak kiralık teklifini Fiorentina kulübü kabul etmedi. Beşiktaş'ın da Mario Gomez'le ilgilendiği öne sürülüyor. Beşiktaş mı Galatasaray mı derken şu anda İbre Beşiktaş'a döndü. Serie A'da geçen sezon 32 maç oynadı. 10 gol attı. Fena bir rakam değil. İlk olarak teknik direktör gözüyle Abdülkerim hocama sormak istiyorum. Mario Gomez. Bizim Mario Gomez işini iş Beşiktaş bozuyor. Şimdi ben sözünü bölmek istemiyorum ama Beşiktaş bozuyor. Bir de Arda'nın en yakın arkadaşlarından birinden şimdi mesaj gelmiş.
Evet, çok kalmasını istiyordum. Çünkü ben de şahidim. Yani orada yanlış bilgim var. Bizzat bildiğim. Terim çok kalmasını istiyordu. Hatta Terim ona bozuk attı. Ben de hatırlıyorum. Tolga Alparslan. Ben doğrudan burada şahidim. Çünkü o zaman Arda'yla da çok yakındım. Fatih Hoca'yla da. Fatih Hoca Arda'ya uzun bir süre bozuk attı. Tabii. Evet, onu da söyleyeyim. Neyse, biz evet, geçelim Mario Gomez. Mario Gomez. Arda'nın önünü atsın. Biz bir şey. İnşallah. Evet. Arda düşmanlığı Mario yapmayalım. Mario Gomez. Şimdi Mario Gomez hakikaten hem Galatasaray için hem Beşiktaş için alındığı takdirde ilaç olur. Aynı fikir. Benim çok beğendiğim bir santrafor, bir hot santrafor. Beşiktaş lütfen problem çıkarmasın. Alalım onu adam. Bilmiyorum. Paranız yok. Yok. Galatasaray artık vazgeçmiş. Yani daha doğrusu kiralık teklifini kabul etmemişler. Adam gibi bir golcü almazsa sıkıntı var. Lasin'cim teknik bir şey söyledim. Özür dilerim. Galatasaray olunca heyecanlanıyor. Galatasaray olunca dayanamıyor. Özür diliyorum. Şimdi fakat ama hangi takımın daha çok ihtiyacı var dersen bana göre ilk etapta Beşiktaş'ın. Dembaba'dan sonra. Yerini doldurur mu Dembaba'nın? Doldurur. Doldurur. Bir şey daha söyleyeyim sana. Mario Gomez'le Dembaba karşıladım. Biraz Dembaba Türkiye'de biraz daha olduğundan fazla yere konuluyor. Bizim basın mensupları tarafından da. Şarkılar yapalım Dembaba. Öyle Chelsea'de çok Dembaba. Büyük başarılı olmuş falan bir oyuncu değildir. Dediğin gibi klipler mılipler. Attığı bir ton golün zaten yarısından çoğu penaltı golüydü. Mario Gomez Dembaba'dan çok daha iyi bir golcüdür. Vuruş tekniği açısından. Doğru söylüyorsun. Özellikle kafa topları açısından Dembaba çok zayıf bir oyuncuydu kafa. O kadar zayıf olmasına rağmen. Hava civarı ya. Yani Beşiktaş'a ilaç olur. Galatasaray bir nispet burağa murağa var. İdare olsun edebilir. Abi, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne lazım. Beşiktaş anasının liginde oynuyor. Muhakkak ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, oynuyor. Beşiktaş'ın daha Avrupa Ligi'nde oynayacak. Evet Beşiktaş'ın yani, daha çok ihtiyacı var. Değil. Fakat hangi kulübümüz Galatasaray ya da Beşiktaş hangisi alırsa bana göre çok iyi bir transfer yapmış forması, olur. Forması kim alırsa tebrik ederim. O formalı fotoğraflar da ekrana gelsin bakalım kimin forması daha çok yakışmış. Ahmet Hocam siz ne diyorsunuz? Ne formanın kime yakışsa falan bakmam. Yok o açıdan değil Mario Gomez Beşiktaş. Mario Gomez'e şuna bakarım. Kaç liraya getireceksin? 2,5 milyon euro bonservis, evet. 3,5 milyon euro oynama parası. Hemen al. Hemen alınması hangisi lazım. Hangisi onu kabul hemen, etmedi? Hemen. Çünkü bakın kiralama bedeli kabul etmedi. 2,5 milyon euro bugün öyle hani bir laf vardır kusura bakmasın. Şey mi bu Tolga kiralık parası var mı? İte köpeğe veriliyor ya. Türkiye'de anlatamıyorum. 2,5 milyon euro. 5,5 milyon euro bonservis. Kimin? Mario Gomez. 2,5 mu 5,5 mu? 2,5 kiralamaz Galatasaray. Kiralamak için 2,5 milyon euro veriyor. Ama adamlar onu yani Fiorentina'da 5,5 milyon euro satmak istiyorlar. Ben bir Galatasaray konusunda herkesten biraz müsaade istiyorum. Ben bugün hem Galatasaray başkanına hem Galatasaray teknik direktörüne tepkiliyim. Niyet yani durdurmaya çalışıyorum tepkiliyim. Bir, Dursun Özbey'e bu ticari başarısızlığından ötürü tepkiliyim. 4 yıldızlı formaları satabilirlerdi. Galatasaray doğrusu gibi para kazanamadı. Hala o bürokrasi kafası yazıklı neyse. Bu konuya geleyim. Hamza açıklama yapıyor abi. Bütün taraftarlar ben bugün gelmeden benim telefonu inlettiler. Ben söyleyecektim ne dediğini sen söyle. İnlettiler. Sen söyle. Ne dedim? Burak varken başka santrafora gerek yok. Yok ya. Tam öyle demedi de. Ya bunu demeye getirdi. Yani Burak daha iyi sağlayacaksan Burak yapmayın. Bizim bir kere yapmayın. Rotasyona ihtiyaç. Hamza Hamzoğlu hala Akhisar Belediye'de mi zannediyor kendini? Hala Akhisar Belediye mi burası? 3 tane golcü gelse paran varsa 3 golcü de alacaksın. Ya şimdi Arda Turan'a ihtiyacın var varsa öyle bakarsan Arda Turan'a ihtiyaç var. Abi büyük takım, büyük zihniyet, büyük düşünmek. Öyle bakarsan o köylü kafayla bakarsan yani kasabalı kafayla efendim Arda Turan. Hayır Mario Gomez gibi oyuncular o klasta oyuncular gelmeli. Para yok. Para yapmayın abi para yok, bulunur. Para Galatasaray'ın. Para yok. Kredi bulunur bilmem ne 40 tane her yolu şey yöntemi işte. Var. Her şey yolu yöntemi. Tamam her olabilir. Berbat yönetildi. Her şey temlikli. Hocam, peki, her sene başkanın ifadesine yani, göre Galatasaray sırf 40 milyon dolar faiz onu düzelttiler. 40 milyon lira yemiş. Esprili bir şey söyleyeyim. Çıksınlar onun yine çıkınında vardır diye tahmin ediyorum. Gitsinler Paris'e, Cem Uzan'a. Gitsinler Mario Jardin'i almıştın tamam, diye. Mali o da biraz şeyi kazanır. Yani böyle daha boşuna evet, biraz saygınlık kazanır. Ciddi yani. Ciddi ilgilendiği söyleniyor. Bak bir şey söyleyeyim. Abi, Mario Gomez'e alınması Beşiktaş lazım. Beşiktaş takımına, Beşiktaş'ın kanatları iyi. Gökhan Töresi falan filan iyiler. Bu Mario Gomez Beşiktaş'ta bir ton gol atar. Böyle bir laf olur mu? Bir ton olmazsa olmaz bir şey var. Hamza ne yaptığını zannediyor ya. Beşiktaş mutlak ve mutlak bir golcü. Bir atak oyuncusu almak bu işten kimse kusura bakmasın. Hani Endoya'dan de çok ses çıkmadı. Görüşüldü ama o Senegalli futbolcuyla çok ses çıkmadı. Ne yapacak? Burak'a bir şey olsa sakatlansa unutur mu oynayacak? Yoksa soldaki Podolski'yi ortaya mı çekecek? Ama bak ben şuna da karşıyım Tolga Alparslan.
o ismini bile almak istemediğim solucan tipli oyuncular gibi almasın. Hani aldılar ya, Drogba'ya paramız yok. O rezil oyunculara ismini almak istemiyorum. Bir tanesi Uruguay'ın başkentine benziyor. Montevideo'ya benziyor. Montevideo. O adamlardan orada büyük hırsızlık başladı. Galatasaray o zamana kadar bütçeye gidiyordu. Ekonomi yönetimi gidiyordu. Orada hırsızlık başladı. Hop indirmeler başladı. Çünkü Lolaysal otoriteyi kaybetti. Otoriteyi kaybedince zaten hırsızlık başlar. Ve Galatasaray mahvoldu. Sakın bize yamuk yumuk golcü almasınlar. Yamuk yumuk golcü yok. Hamza Hoca... Ya isim... Hamza ya isim. Açıklamaları evet. Demişken Rasim Ozan da önemli bir noktaya temas Hamza etti. Gerçekten tepkiliyim. Çok tepki gördü Hamza Oğlu'nun bu açıklamaları. Tüm Galatasaray taraftar tepkili. Farklı bir açıklaması daha vardı. Birkaç sene sonra, 3-5 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız. Ne? Devler Ligi'ni kazanabiliriz ne? Demişti. Ne kazanacak? Bugün Avusturya kampında böyle bir açıklama yaptı. Aklında 3-5 sene içinde kazanırız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Kazanmaz da yani önemli yere gelir. Yapmayın ya. Ya beyler. Bir şey söyleyeyim. Bana göre Türk halkının beyler. Zekasınla oynuyorlar ve ayıp ediyorlar. Size bir soru. Entelektüel kapasitesi yüksek arkadaşlarıma bir soru. Estağfurullah hocam. Bir gün bir devlet başkanı çıktı halka dedi ki size acı ve gözyaşı vaat ediyorum. Evet. Hatırlar mısınız? Winston Churchill. Churchill, bravo. İngiltere'nin halkı efsane kandırmak. Başbakanı. Ben bu Dursun Özbek'i hiç tanımıyorum. Fakat Dursun Özbek'te hissettiğim Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak istemez. Hocam bak, o zaman para kazandırsın. Para kazandırmak için forma şimdi en az 10 milyon euro gelir. Hayır, müsaade et. Evvel emirde Galatasaray açılmamalı. Galatasaray tek başına Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa 25-30 milyon euro bir para kazanacak. İşte gelecek. Başarısı da artacak. Galatasaray artık... deliğini kapatmaya çalışıyor. Eğer Dursun Özbey'in yapmak istediği bu politika tahakkuk ederse birkaç yıl içerisinde şu anda ona bağıran, çağıran, eleştiren Galatasaraylılar onun elini öpecek. Ben böyle bir inancım var. Deliğine bu iş böyle gitmeyecek kardeşim. Yunanistan'ı bak Yunanistan nasıl bu hale geldi? Kipras. Ama hiçbir farkları yok bunların birbirinden. Ama hocam evet. Yapma. Orada Yunanistan'da yattılar. Hala bütün halk yatıyor. Burada bir da şey, har vurup hamaz alıyorlar. Burada şey oldu. Burada 1 liralık adama 3 lira verildi. Yani tipik ya bir korporasyon yaşandı. Sen ne demiştim geçen yıl? Alkolik çakallar bir çete kurdular Galatasaray'da. Galatasaray'a en az 30-40 milyon yoldular dedim. İlk günden beri isimleri ben de mahfuz. Söyleyemem karşıma hukuk kişiyi. Evet. Ama tüm Galatasaraylılar bu alkolik çakal dediğim vakit, çakal dediğim vakit hangi bir iki kişiyi kastettiğimi anlıyorlar. O Veysel'ler, Montevideo'lar, evet. Bilmem neler, bilmem ay ne paralar gitti geldi. Dursun Özbek de diyor ki bir Podolski'yi alırım. Bir de alabilirsem forvet bir şey. Bu lig için yeter bu kadrom diyor. Ben dağılamam diyor. Ben bundan dolayı kendisine saygı duyuyorum. Hocam ben de saygı duyuyorum. O şekilde nasıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunacak? Ya Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona olamıyor. Müsaade et sevgili ya. Onur. 500 hocam, milyon dolar. Masraf etmeme yani gider etmemesi konusunda. Bir daha söyle. Katılıyorum. Masraf edilmeme konusunda sana katılıyorum. Ama işin harcama bölümü kadar... Bir de kazanma bölümü var. Evet. Galatasaray parayla kazanır. Para kazanacaksın, az harcayacaksın, zenginlik yolu olur zaten. Parayı kazanacaksın, hı hı. Az harcayacaksın, servet biriktireceksin. Ama biriktirim hocam. Ama bir evet. Dakika. Galatasaray bu forma yok ortada. Bu ne ya? 25 Temmuz'da eleştiririm. 25 Temmuz'da çıkıyor. Acele 25 Temmuz'u isterse 25 Ağustos'ta. 25 Temmuz'da çıkıyor. Olur. Bundan dolayı Galatasaray yönetimi eleştirebilirim. Bir an önce forvayı tedavüle çıkartın, büyük paralar kazanın, bunu paraya çevirin filan. Fenerbahçe yakalasaydı bunu var ya. Şu anda kasasına 15-20 milyon euro. Aynen öyle. Fenerbahçe bundan dolayı eleştirir. Alsaydı şu an bir de üstüne Podolski 15 milyon bundan dolayı eleştir. Ama Dursun Özbek eğer mantalitesi, eğer doktrini, felsefesi Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak üzerineyse ekonomik anlamda kendisine daha. Sadece teşekkür ve tebrik evet. Ederim. Hocam bir yıldız daha. UEFA kupasını işte. Kazandığında da yine böyle çok fazla paraya çevirememişti Galatasaray. Hiç çeviremedi. Aynı benzer hocam, bir durum var. Buyurun hocam. Hamza kardeşimiz, Sayın Hamza hocamız. Bu demeci verirken kendi de buna inanmıyor. Kendisi çünkü futbolu bilir, iyi futbolu bilir. Yani bunun olmayacağını kendi de biliyor. Ama teknik direktörler böyle iddialı demeçler vererek taraftarlarını motive etmek isterler. Bu gayet anlaşılabilir bir şeydir. Bunun olmayacağını kendisi de biliyordu. Benim yalnız Hamza Hoca'ya bir tavsiyem var. Bir abisi olarak, yaşça büyük bir abisi olarak bir tavsiyem var. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Diyor ya ben daha iyi bir santrafor olursam Burak'a ne yapacağım? Yedek koyacaksın hocam. Çok basit. Burak'tan daha iyisini alırsan
O oynayacak, burayı hediye alacaksın. Bir de sonra diyor ki, bir iki dövücü daha var. O da diyor ki, bana diyor Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını veren bu oyuncularımı diyor, ben diyor şeye atamam diyor. Biz bu dandik transferlerle mi Şampiyonlar Ligi'ne? Bir dakika, çok duygusal bir konuşma. Sevgili Hamza kardeşim, bak futbolda bu duygusallığa yer yoktur. Sen başarıya bakacaksın. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde ya da önümüzdeki yıl ligde başarılı olmazsan İsmail Kartal gibi oyuncular kalır, sen gidersin. Bravo. Hani bu savunduğun oyuncular kalır, sen gidersin. Onun için iyisini al kardeşim, iyisini. Galatasaray iyi futbolcuyu alır, kötüyü yedeğe çekeceksin. Peki, bu kadar soru. Ve bu soruyu Tolga'ya da soruyorum. Evet, piyasayı bildiği için Apo Hoca'ya da soruyorum, Türkiye'ye de soruyorum. Burak'ı kesip kulübeye oturtacak bana bir santraforun Galatasaray'a maliyetini minimumdan söyleyin. Mario Gomez. 20, maliyet, 20, maliyet. 20 milyon falan hocam. Yani. Almak için mi, kiralamak için? Hayır abi. Kiralasın ya, abi. Banko geldiği vakit bu adam varken Burak burada oturur deyince. Beyler 20 milyon. 10 milyon euro kiralarsa. 10 milyonlar 20 milyonlardan basılsın Galatasaray'ın. Hocam ne olacak? Büyük sıkıntı. Ne olacak mı? Hocam bir sene 10 milyon. Hocam bir sene 10 milyon büyük para değil. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Garantisi var mı 10 milyon euro ile Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkacağız? Hocam peki biz diyelim ki. Tamam haklısın. Büyük kadro olma gibi bir şey alırsa. Peki biz şöyle mi yapacak? Yani koskoca Galatasaray kulübü, evet. Burak Yılmaz artık Topal'ya gitmiyor. Hala Burak Yılmaz'ı mı oynatacağız? Bir dakika, onun pahalı bir dakika. Yani, Drogba yokken, ya Apo hayır belgeyle konuşuyorum. Drogba yokken, Schneider yokken, yapma daha niceleri yokken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan çıktı. Aradan 3 sene geçti. İnsanlar yaşlanıyor, performanslar düşüyor. Hocam yenilemek lazım. Yani büyük transferler, büyük hedefleri, büyük hedefleri. Drogba ve Snyder sayesinde Juventus'u geçti. Yavaş yavaş toparlayalım. Bir de Hamza Hoca'nın Avusturya kampından Fernandao ve Van Persie birlikte oynarsa Fenerbahçe'nin orta sahası düşer şeklinde bir eleştirisi nasıl, vardı rakibe. Bu nasıl bir cümle ki? Artık bakacağız orta sahası düşer mi, düşmez sana mi? Sana ne Hamza Hoca be? Çok temiz, naif bir adamsın. Böyle şeylere gelme, tuzak sorulara ya. Bunu tabii ki gayet safi yani bir futbol yani adamı. Rakibe cevap versin diye soruluyor. O da yani işte. Gerek yok. Hocam ben de bir şey söylüyorum. Size katılıyorum. Burada, burada futbol son konusunda alalım, diğer yorumcularımız daha tecrübelidir. Ama ben de şunu söylüyorum. Hamza Hocam, sizi seviyoruz seni Galatasaray taraftarı olarak ama bu sene Galatasaray şampiyon olamazsa, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamazsa İsmail Kartal gibi yolcu olursun. Bunu istemiyoruz. Bak bir daha İsmail Kartal 3 sene sonra kimse hatırlamayacak. Tamam. Bu fırsatını değerlendir. Evet. Tolga Abbas'ın son cümlesi. Bu sene Galatasaray'ın ben şampiyon olamayacağını ifade etmiştim kendi görüşümde. Dur bakalım, daha belli olmaz o iş. 76-83 arası puan alır Fenerbahçe, şampiyon olur ama bu da çok normaldir. Hı hı. Bence asla Hamza Hoca gitmez. Zaten Dursun Özbey'in açıklamaları da o yönde. Hı hı. Top çeviriyor. Dördüncü olursa Galatasaray. Olmaz. İlk iki oynar. Başka takım yok zaten ligde. Ya. Beşiktaş'tan da bir şey olmaz. Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyorum, bence bir şey olmaz. Gomez de Türkiye'ye gelmez. Gomez işi bitmiştir. Boş yere top çevirip insanların... Galatasaray kim alalım? Sen futbol piyasası bir insansın. Onu haftaya bırakalım. Haftaya bırakalım Galatasaray. Abdülkerim Hocam son varsa selamınız vesaire, evet, son bir mesajım var. Ne selamı ya? Var. Çok kısa. Gerçekten süremiz doldu. Beyaz Futbol tatilde başlıyor. Bütün bizi izleyen bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Teşekkür ederiz adınıza söylediğiniz için. Hepinizin bu mübarek gecede günahlarını bağışlasın, dualarını kabul etsin. Amin. Bizim günahlar fazladır. Onun için Allah'a dua edeceğiz. Allah hep affeder. Hem bizlerin hem sizlerin varsa günahlarımız bağışlansın. Herkesin mübarek bu gecesi gönlüyle Allah ile birlikte yaşasın, evet, diyoruz. Evet. Hocam amin, Allah amin affedicidir. Yalnız sen bir daha aynı günahları yapmazsan affeder. Bende çok günah var. Evet. Ama amin. Allah affedicidir. Evet. Tekrarlama o günahları. Aynen, ben de yorumcularımızın temennilere katılıyorum. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Tekrar Kadir geceniz mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Birazdan Beyaz Futbol tatilde var. Bir tekne bölümü var ki dizi film tadında, sitcom tadında oturup yaz gecesini çok keyifli olarak geçireceksiniz. Soracağımız soruya dikkat edin. Hadi abi devam edin. Bizim abi bizim totem klasik değil mi, evet, hocam? Klasik ölçme. Klasik. Soracağımız soruya dikkat edin. Doğru cevabı verenler takımının yıldız futbolcusunun formasını kazanacak diyoruz. Haftaya saat 22'de Beyaz Transfer'de yine dev bir yorumcu kadrosuyla karşınızda olacağız. Şimdiden hepinize iyi bayramlar, iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.